4. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid Han, saltanatı boyunca adına yaraşır bir şekilde çok defa bir bahara iki sefer sığdırmış bir sultan olarak tarihe geçti. Osmanlı kuruluşundan itibaren Balkanlara odaklı bir siyaset izlerken, Anadolu beylikleri üzerine gerek olmadıkça sefer ilan edilmedi. Nitekim 1389 tarihinde gerçekleşen 1. Kosova Meydan Muharebesi'nde Sultan 1. Murad'ın vefat etmesini fırsat bilen başta Karamanoğulları ve diğer beylikler Osmanlılara karşı harekete geçince Yıldırım Bayezid de Türklerin tek bir çatı altında toplanmasına karar vererek Timur istilası gerçekleşene kadar tüm beylikleri Osmanlı hakimiyetine almıştı. 1402 yılında gerçekleşen Ankara Muharebesi, Anadolu Birliği'ni yıktığı gibi İstanbul'un fethini de geciktirdi ve Balkanlarda Osmanlı gücünün düşmanlarının gözünde küçülmesine yol açtı. Yıldırım Bayezid'in bu ansızın ölümü de devletin topraklarında hüküm sürmek isteyen dört kardeşin taht mücadelesine sahne oldu. Bu dönemden alınan ve ileride Doğu Roma'nın şehzadeleri kışkırtarak Osmanoğullarını bölme çabası, Fatih Sultan Mehmed'i kardeş katli konusunda kanun yapmasına sebebiyet vermiştir. Timur'un Ankara Savaşı'ndan sonra henüz Anadolu'da bulunduğu anlarda Süleyman Çelebi, başta Çandarlı Ali Paşa ve diğer devlet adamlarının tavsiyesiyle derhal Çubuk Ovası'ndan ayrılarak Bursa'ya dört nala at sürdü. Devlet hazinesinden alabildiğini aldı ve buradaki kardeşleri Kasım Çelebi ve Fatma Hatun'u yanına alarak İstanbul Boğazı'na geçti. Kardeşlerini İstanbul'a bırakarak kendisi Edirne'ye girdi. Süleyman Çelebi burada sultan olarak tanınmak için Hristiyan devletlerle bazı anlaşmalar yaptı. Özellikle Doğu Roma'ya Selanik dahil bazı toprakları geri verdi. Ayrıca Doğu Roma vasal statüden çıktı. Venedik, Cenova, Rodos Saint-Jean şövalyeleri ve Sırp despotu Stefan Lazarević ile bir barış anlaşması imzalandı. İtalyan denizci şehirlerine Osmanlı ülkelerinde daha fazla ticaret imtiyazları sağlanacaktı. Yine savaş meydanından ayrılan Bayezid'in diğer oğlu İsa Çelebi Balıkesir'e girdi. Musa Çelebi kaçmayı başaramadı ve babası Bayezid ile esir düştü. O gün 15 yaşında bulunan Mehmet Çelebi, sancak merkezi Amasya'ya doğru yol aldı. Çelebi Mehmet henüz savaş meydanından çekilmeden önce esir düşen babası Yıldırım Bayezid'i kurtarmak için bir hamle yaptıysa da başarılı olamadı. Çelebi Mehmet Amasya yolunda İsfendiyaroğlu'nun yeğeni Kara Yahya tarafından saldırıya uğradıysa da Çelebi Mehmet bu birlikleri bozguna uğrattı. Timur'un komandanlarından Kara Devlet Şah ise Amasya'da hüküm sürmeye başladıysa da Çelebi Mehmed'in ansızın saldırısı karşısında bozuldu ve sancak Osmanoğlu'nun eline geçti. Edirne'de tahta oturan Süleyman Çelebi Timur'a mektup göndererek tabiyetini bildirdi. Bu ilk anlarda Amasya'da bulunan Mehmet Çelebi de abisi Süleyman'a elçileriyle hediyeler göndererek başta sultanlığını tanıdı. Sivas'ta da Kadı Burhanettin'in damadı şehre sahip çıkınca Çelebi Mehmed'in gönderdiği birlik karşısında bozularak şehri Mehmed'e kaptırdı. Yaptığı bu önemli hamlelerle Çelebi Mehmed henüz 15 yaşında parlamıştı. Timur, Yıldırım Bayezid ile birlikte Mehmed'e mektup yazdı ve huzura çağrıldı. Çelebi Mehmet, Timur'un huzuruna giderken
bazı beylerin saldırısına uğradı. Bu saldırıların ardından Timur'a bir elçi yolladı ve durumu kendisine bildirerek gelemeyeceğini söyledi. Timur kendisine hükümdarlık alametleri yolladı. Çelebi Mehmet de Timur'un egemenliğini kabul etmek zorunda kaldı. Daha sonra Ankara Kale Kumandanı Yakup Bey, Çelebi Mehmet'e bağlılığını arz eden bir mektup gönderdi. Böylece Ankara da onun idaresine girdi. 9 Mart 1403 günü Yıldırım Bayezid vefat etti. Geçici olarak Akşehir'e defnedildi. Hemen ardından da Timur Lenk Anadolu'yu terk etti. Şehzade Musa Çelebi ile İsa Çelebi arasında mücadele yaşandı. Ve İsa kardeşi Musa'yı yenmeyi başardı ve Bursa hakimi oldu. Çelebi Mehmet Bursa'daki İsa Çelebi'ye Anadolu topraklarını ikisi arasında bölüşülmesini konu alan bir mektup yazdı. Ancak İsa Çelebi kabul etmedi. İki kardeş ordularını toplayarak savaş meydanına ilerlediler. Bursa'nın batısındaki Ulubat'ta bir meydan muharebesi gerçekleşti. Savaşı Mehmet kazandı ve İsa İstanbul'a kaçtı. Mehmet Bursa'ya gelerek Osmanlı tahtına oturdu. Musa Çelebi Sultan Yıldırım Bayezid'in naaşını Bursa'ya getirdi. Kendisi de Çelebi Mehmet ile müttefik oldu. Yıldırım Bayezid Bursa'ya defnedildi. Mehmet şehrin yanan kısımlarını onarttı. Ve buradan İznik'e gelerek yine Timur ordusunun talan ettiği bu şehri de yeniden imar ettirdi. Edirne'de bulunan Süleyman Çelebi, kardeşi Mehmet'in bu başarılı girişimlerinden çekinmiş ve Anadolu üzerine sefer yapacakken İstanbul'a sığınan kardeşi İsa'yı destekleyerek Mehmet'e karşı kendisini kışkırttı. İsa Çelebi kardeşi Mehmet'i yine mağlup edemedi ve bu kez de Karamanoğulları'na sığındı. Kaynaklarda İsa Çelebi hakkındaki malumatlar kısıtlı olup bu son girişiminden sonra boğdurulduğu söylenmektedir. Anadolu'da güçlenen Çelebi Mehmet Han, Anadolu beylerinin birçoğu yeniden tabi olduğunu açıkladı. Süleyman Çelebi, Mehmet'in başarılarına göz yummak niyetinde değildi. Ordusu ile Anadolu'ya geçti. Süleyman Çelebi'nin ordusunun gücünden çekinen Çelebi Mehmet Ankara Kalesi'ne çekildi. Mehmet buradayken Süleyman'ın üzerine geldiğini öğrenince Amasya'ya döndü. Ve Süleyman ise Bursa'ya girmeyi başardı. Bu anda Karamanoğlu ile anlaşan Çelebi Mehmet, kendisine bağlı olmak kaydıyla kardeşi Musa'yı Rum eline geçirme kararı aldı. Musa'nın harekete geçtiğini öğrenen Süleyman Çelebi, mecburen Rum eline geri döndü. Süleyman'ın Anadolu'dan ayrılması üzerine Çelebi Mehmet yeniden Bursa tahtına oturdu. Musa Çelebi Eflak'a geldiğinde Mirce tarafından karşılandı ve Mirce'nin kızı ile evlenen Musa, Eflak askerleri ve çevreden topladığı Türkmenlerden bir ordu meydana getirdi. Süleyman Çelebi ittifak yaptığı Doğu Roma'dan asker takviyesi alarak Edirne'ye geçti. Musa Çelebi Süleyman'ın üzerine gittiyse de ilk anlarda başarılı olamadı. Ancak Edirne'ye baskın düzenleyen Musa, Süleyman Çelebi'yi hamamdayken ansızın yakaladı ve kendisini boğdurdu. Musa Çelebi, Edirne'de tahta oturunca Mehmet Çelebi ile yaptığı anlaşmaya göre kendisine tabi olacaktı. Nitekim Musa sözünde durmadı ve Osmanlı Devleti'nin padişahı olduğunu ilan etti. Çelebi Mehmet Doğu Roma ile anlaşmaya vardı ve boğazlardan Rumeli'ye geçti.
Musa, Mehmet'in üzerine geldiğini öğrenince derhal harekete geçti ve ilk muharebede Mehmet'i yenmeyi başardı. Mehmet bu bozgun üzerine Bursa'ya geri döndü. Bu sırada Anadolu'da Aydınoğlu Cüneyt Bey Osmanlı topraklarına taarruza geçti. Çelebi Mehmet Aydınoğlu seferine çıktı. Ancak Cüneyt Bey kendisinden af dileyerek Çelebi Mehmet'e tabi oldu. Musa Çelebi, Doğu Roma'nın Süleyman Çelebi ile anlaşma yaptıktan sonra aldığı Osmanlı topraklarını, başta Selanik olmak üzere geri istedi. Manuel bu teklifi reddedince, Musa Çelebi Konstantinopol'ü kuşatma altına aldı. Bu kuşatma Osmanlıların 5. kuşatmasıdır. Denizdeki ufak bir Osmanlı donanması mağlup edilince kara kuşatmasına devam ettiyse de bir netice alamadı. Çelebi Mehmet Han ordusunu toplayıp tekrar Rum eline geçti. Bu defa durum farklıydı. Musa Çelebi başta Akıncı birlikleri olmak üzere kendisine tabi devlet adamlarını küstürmüştü. Kendisini üstün meziyette görüp insanlara yukarıdan bakıyordu. Çelebi Mehmet Edirne yakınlarına geldiğinde iki kardeş savaşa tutuştular. Bu muharebeyi kazanan Çelebi Mehmet Han Edirne'ye girerken Musa ise savaş meydanından kaçtı. Ancak Akıncılar tarafından yakalanarak boğduruldu. 31 Temmuz 1413 günü Edirne'de Osmanlı tahtına oturan Çelebi Mehmet, Fetret devrini sonlandırdı. Uzun yıllar süren bu buhran devri artık kapanmıştı. Timur'un Anadolu'ya girmesiyle başlayan bu dönem Osmanlı'yı uzun yıllar geri attı. Ancak neticede devlet yeniden kendisini toparladı. Çelebi Mehmet bazı tarihçilerce uzun yıllar süren bu mücadelesinden sonra Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak anıldı. Diğer kardeşleri Edirne'de tahta geçmiş olsa da Fetret devri sona ermediğinden dolayı bunlar kronolojik sıralamada Osmanlı sultanları arasında yer almadılar. Fetret devri dönemi padişahsız olarak kabul edilmiş ve bu mücadeleyi kazanan Çelebi Mehmet Han, Osmanoğullarının 5. sultanı olarak sayılmıştır. Sultan Çelebi Mehmet Han, her ne kadar Fetret devrini sona erdirmiş olsa da, tek başına tahta hükmettiği dönemde daha fazla sıkıntılar çekecektir. Kardeşlerinden henüz kurtulmuşken yine bir Türk'ün Osmanlı'ya isyanı ile başladı siyasi hayatının ikinci evresi. İzmir'de Aydınoğlu Cüneyt Bey yine Osmanlılara karşı harekete geçmişti. Nitekim bu Osmanlılara karşı ilk isyanı değildir ve son da olmayacak. Daha önce Fetret devri döneminde Edirne'de bulunan Sultan Mehmet'in abisi Süleyman Çelebi, Aydınoğlu'nu kendisine tabi ederek İzmir'den almış ve Ohri Sancak Beyliğine getirmişti. Ancak Çelebi Mehmet ile Çelebi Musa'nın taht savaşları döneminde bir fırsatını bulup buradan kaçıp tekrar İzmir'e gelmişti. Diğer taraftan Karamanoğlu Mehmet Bey de Bursa şehrini kuşatma altına aldı. Anadolu'da Aydınoğlu ve Karamanoğlu'nun isyan ettiğini duyunca derhal sefer hazırlıklarına başladı. Sultan Çelebi Mehmet Han, kardeşi Musa Çelebi'nin cenazesini Bursa'ya göndermişti. Karamanoğlu da Bursa'yı şiddetle muhasaraya devam etti. Hacı İvaz Paşa kaleyi inatla savundu. Osmanlılara olan öfkesi gözlerini körertmiş ve kalenin dışında bulunan
Yıldırım Bayezid'in türbesine açtırmış ve kemiklerini dışarı çıkartarak yaktırmıştı. Bununla da yetinmedi. Orhan Camii ve Ulu Camii'ni de yaktırdı. Bu sırada Musa Çelebi'nin cenazesini getiren Osmanlı askerlerini görünce sultanın üzerine geldiğini sanıp kale muhasarasını bırakıp kaçmıştır. Karamanoğlu'nun Harmandana lakaplı subaylarından birisi, "Sultanım, Osmanoğlu'nun ölüsünden böyle kaçarsın. Dirisi gelse halin nice olur." demesi üzerine kendi subayının idam emrini verdi. Sultan Çelebi Mehmet Han, Menemen üzerinden geçerek İzmir Kalesi'ni kuşattı. Zira Menteşe Beyliği ve Rodos Şövalyeleri de Sultan Çelebi'ye destek verdiler. Cüneyt Bey'i onlar da sevmiyordu. Çelebi Mehmet Han kuşatmanın sonunda kaleyi ele geçirdi. Cüneyt Bey ise ailesini terk edip kaçtı. Cüneyt Bey'in annesinin sultana ricası üzerine bağışlandı. Ve Çelebi Mehmet Han Cüneyt Bey'i Nibolu Sancak Beyliği'ne atadı. Aydınoğlu toprakları yeniden Osmanlıların himayesine geçti. Vezir Bayezid Paşa, Candaroğlu, Dulkadiroğlu ve Germiyanoğlu'ndan asker talep etti. Bu beylerin yardımı ile Çelebi Mehmet Han Konya'ya yürüdü. Yol üzerindeki eski Hamit topraklarını tekrar Osmanoğlu topraklarına dahil etti. Hemen ardından da Konya şehrini kuşattı. Karamanoğlu, Çelebi Mehmet'ten aman diledi. Bunun üzerine yine barış gerçekleşti. Sultan Çelebi Mehmet, Samsun bölgesine yürüyecekti. Yolda giderken Karamanoğlu'nun yeniden isyan ettiğini öğrendi. Mehmet Han Ankara'ya geldi. Burada bir süre rahatsızlık geçirdi. Bu sırada Bayezid Paşa Karamanoğlu'nu yakalatıp Ankara'ya getirdi. Tekrar Çelebi Mehmet'in huzuruna çıktığında af diledi. Mehmet Han yine kendisini affetti. Ancak Karamanoğlu daha huzurdan çıkar çıkmaz yeminini bozdu ve Osmanoğlu topraklarını yağma etti. Ancak bu taşkınlıklardan sonra duruldu ve Karamanoğlu Mehmet Bey ölene kadar bir daha isyan etmedi. ...1416 yılına gelindiğinde denizlerde Venedik ile Osmanlılar anlaşmazlığa düştüler. Zira iki tarafta birbirlerini korsanlıkla suçluyordu. Osmanlıların Gelibolu'da Venedik kadar güçlü olmasa da iyi bir donanması bulunuyordu. Bunun üzerine Çalı Bey donanma ile Venedik adalarını vurup döndü. Bir yıl sonra Pietro Lorando donanma ile Gelibolu önlerine kadar geldi. Burada yaşanan deniz muharebesinde Osmanlı donanması neredeyse yok edildi. Çalı Bey dahil 4000 kişi şehit düştü. Eflak Prensi Mirce 3 yıllık vergisini göndermemişti. Bu sırada Mirce'ye rakip olarak Dan isimli bir prens çıktı. Dan, Mirce'yi tahtından indirmek için Osmanlılardan yardım istedi. Osmanlılar Dan'a yardım etme sözü verdiler.
Osmanlıların Dan'a yardım edeceğini öğrenen Mirce ise Macar kralı Sigismund'dan yardım istedi. Sigismund da Edirne'ye bir elçi göndererek Dan'a yardım edilmemesi hususunda ricacı oldu. Çelebi Mehmet yardım sözü verdiğini bildirerek sözünden dönmeyeceğini geri haber yolladı. İkinci Mehmet kuvvetleriyle Efrak seferine çıktı. Sultan Mehmet buraya gelene kadar Efrak'ta savaş çoktan başlamıştı. Mirce Osmanlı padişahından af diledi ve 3 yıllık birikmiş vergisini de gönderdi. Barışa teminat olarak da oğlunu Osmanlı sarayına esir gönderdi. Çelebi Mehmet bir koldan Efrak bölgesinde bulunurken diğer koldan Evranosoğlu İshak Bey akıncıları ile Bosna içlerine daldılar. Saraybosna'yı fethetmeyi başardılar. 1417 yılında ise Arnavutluk'un bazı kısımları fethedildi. Anadolu'nun kuzey kısmında Samsun'u elinde barındıran Candaroğlu İsfendiyar Bey'in oğulları bazı mücadelelere girdiler. İsfendiyaroğlu Kasım Çelebi, Mehmet Han'a müracaat ederek Candaroğlu topraklarının büyük bir kısmını istedi. İsfendiyar Bey ise Samsun ve civarını diğer oğlu Hızır'a vermişti. Çelebi Mehmet, Kasım adına İsfendiyaroğlu'na mektup yazdı. Çankırı, Tosya ve Kastamonu'nun Kasım'a verilmesini istedi. İsfendiyar Bey bu teklifi reddedince Çelebi Mehmet Han ordusu ile ilerleyerek Sinop'u kuşatma altına aldı. İsfendiyar Bey Kastamonu hariç Çankırı kısımlarını Kasım'a verdi ve Ilgaz sınır kabul edildi. İsfendiyar Bey Çelebi Mehmet adına hutbe okutup sikke bastırdı. Sultan Çelebi Mehmet Amasya'ya geldi. Bu sırada Samsun'un kıyı şeridine hakim olan Cenevizliler burayı yaktılar. Samsun'un iç kısımlarına İsfendiyar Bey'in oğlu Kasım'ın kardeşi Hızır hükmediyordu. Çelebi Mehmet Han Samsun'un kıyı kısmına yani Gevur Samsun denen kısmına girince Müslüman Samsun kısmını yöneten Hızır Bey sultanın huzuruna çıkarak Osmanoğlu'na karşı savunma yapmak istemediğini söyledi. Çelebi Mehmet kendisine hilat giydirdi ve yanında bulunmasını istediyse de kardeşi Kasım'ın sultanın yanında olduğundan dolayı babası İsfendiyar Bey'in yanına gitmeyi tercih etti. Çelebi Mehmet, Samsun'u Osmanlı topraklarına dahil ettikten sonra Edirne'ye döndü. Bu yıllarda ilginç bir olay yaşandı. Osmanlı topraklarında hak iddia eden ve Yıldırım Bayezid'in ölen oğlu olan Mustafa olduğunu iddia eden birisi çıka geldi. Zira Yıldırım Bayezid'in oğlu Mustafa, Ankara Savaşı'nda öldüğü biliniyordu. Ancak cesedi bulunamamıştı. Fakat kendisi Timur tarafından esir alındığını ve Semerkant'a götürülüp tutsak edildiğini söylüyordu. İşte tarihte halen kesin bir cevap bulunamayan Düzmece Mustafa diye tarihe geçen kişi oldu. Tarihçilerin önemli bir kısmı bu Mustafa'nın gerçek şehzade olduğunu öne sürse de Çelebi Mehmet kendisinin gerçek Mustafa olmadığını söylüyordu. Mustafa Karamanoğlu topraklarına geldi. Bir müddet Niğde'de kaldıktan sonra Candaroğlu topraklarından geçerek Efrak'a ulaştı. Aşık Paşazade tarihi bu Mustafa'nın Düzmece olduğunu yazsa da Neşri tarih
onun Yıldırım'ın oğlu olduğunu açıkça söylemekte. Her ihtimale karşılık Çelebi Mehmet yakalanması için emir verdi. Nibolu Sancak Bey'i Cüneyt Bey hemen taraf değiştirip Mustafa'nın yanına geçti. Mustafa Cüneyt Bey'i kendisine vezir yaptı. Mustafa Rubel'in de kendisine asker topladı. Zira Nibolu Savaşı'nda aldığı yarayı insanlara delil olarak gösteriyordu. Doğu Roma İmparatoru bu haberi duyunca derhal Mustafa'ya destek verdi. Mustafa Selanik ve Tesale civarlarında konuşlandı. Çelebi Mehmet 60 bin kişiyle Selanik ovalarına doğru ilerledi. Mustafa ve Cüneyt Bey Çelebi Mehmet'in ordusuna mağlup olup Selanik'e kaçtılar. Selanik muhafızı kendilerini teslim etmedi. Sultan Çelebi Mehmet Han, İmparator Manuel ile iletişime geçerek esirleri istedi. İmparator esirleri teslim etmedi ancak anlaşma oldu. Anlaşmaya göre Çelebi Mehmet Han hayatta olduğu müddetçe İmparator esirleri salmayacak ve Osmanlılar da karşılığında 300 bin akçe yıllık parayı imparatora göndereceklerdi. Mustafa imparator tarafından Limne adasına gönderildi. Bu sırada Şeyh Bedrettin isyanı vuku buldu. Zira kendisi Musa Çelebi döneminde Şeyhülislamlık yapmış birisiydi. Ancak zamanla İslam'a aykırı görüşler yaymaya ve Osmanlı tebaasının aklını karıştırmaya başladı. Birçok taraftar topladı. İznik ve Aydın civarlarında faaliyet gösterdi. Buradan ayrılarak Rumeli'ne geçti. Zara, Silistre, Dobruca civarlarında dolaşarak sözlerine epey insanı inandırdı. Burada kendisini padişah ve halife ilan etti. Sultan Çelebi Mehmet Han, Elvan Bey'i bu isyancılar üzerine gönderdi. Şeyh Bedrettin yakalanarak Serez'e getirildi. Çelebi Mehmet Han, kendisinin yargılanması için İlmiye sınıfından yüksek alimlerden oluşan bir heyet gönderdi. Sonunda devlete isyan suçundan idam edildi. Bu olayların ardından 1421 Mayıs ayında Edirne'de bulunan Çelebi Mehmet Han ava çıkmıştı. Ancak atın ayağı bir çukura girdiğinden düştü ve orada beyin sarsıntısı geçirdi. Baygın halde saraya getirildi. Bu halde bir divan toplantısına katılmaya çalıştı. Ancak sonraki gün kendisine inme geldi ve felç oldu. Amasya'da bulunan oğlu 2. Murat gelene kadar 41 günü ölüm haberi gizlendi. Zira vezirler Limni adasında bulunan Mustafa'nın Edirne'ye gelerek tahta geçeceğinden çekindiler. Ancak 2. Murat Han tahta oturmayı başardı. Fetret devrinden sonra 7 yıl 9 ay tahta kalan Sultan Çelebi Mehmet Han, Ankara Savaşı'ndan sonra dağılmış olan devleti tekrar toparladı. Yıldırım Bayezid devrindeki kadar toprağa hükmedemese de kendisinden sonra gelecek haleflerinin yolunu açmayı başardı. Şehzade 2. Murat 12 yaşından itibaren Amasya, Sivas, Tokat bölgesi Sancakbeyliği görevinde bulunuyordu. Babası Çelebi Mehmet av sırasında at üstünden düşüp felç gelmesiyle kısa süre sonra vefat etti. Devlet Ankara Muharebesi'nden sonra henüz Fetret devrinden çıkmış ve tam olarak eski bütünlüğüne kavuşmamıştı. Her an yeni bir iç savaş, yeni bir Fetret devri baş gösterebilirdi. Tarihte Düzmece Mustafa denen ve 2. Murad'ın amcası olduğu iddia edilen Çelebi, Doğu Roma himayesinde tutuluyor ve Osmanlılar da
İstanbul'a yıllık bakım parası ödüyorlardı. Nitekim Çelebi Mehmed'in vefat haberini öğrenen Doğu Roma, Düzmece Mustafa'yı her an serbest bırakabilirdi. Vezir-i Azam Bayezid Paşa, 41 gün olmuş Çelebi Mehmed'in ölüm haberini gizliyordu. Nihayet Sultan Murat tahta zamanında oturmayı başardı. Bu sırada 2. Murad'ın Mustafa, Yusuf ve Mahmut adlarında erkek kardeşleri bulunuyorlardı. Bunlardan Mustafa 12 yaşında olup Hamid sancağında görevliydi. Diğerleri 7 ve 8 yaşlarındaydı. Hamid Sancak Beyi Mustafa, Sultan 2. Murad'ın saltanatı için bir tehditti. Romalılar Limni adasında bulunan Düzmece Mustafa'yı ve Aydınoğlu Cüneyt Bey'i serbest bıraktılar. Doğu Roma Düzmece'yi sultan olarak tanıdı. Düzmece Gelibolu'da sultanlığını ilan etti. Anadolu'da da Germiyanoğlu Hamid Sancak Bey'i küçük Mustafa'yı Osmanlı sultanı olarak tanıdı. Karamanoğlu'da bu karışıklıktan faydalanıp yıllardır gözü bulunduğu Hamidilerine saldırdı ve ele geçirdi. Diğer taraftan Menteşe Bey de Osmanoğlu'na olan bağlılığına son vererek müstakil olduğunu ilan etti. Candaroğlu İsfandiyar da merhum Çelebi Mehmed tarafından desteklenen Özoğlu Kasım'ı Çankırı bölgesinden çıkardı. O da Osmanlılara isyan etmişti. Anadolu birdenbire yine karıştı. Sultan 2. Murat işte böyle bir saltanatın başına geçti. Düzmece Mustafa Gelibolu'dan hareketle Edirne üzerine yürüdü ve şehri 1421 Eylül'ünde zapt etti. Düzmece Mustafa, Sultan Murad'a karşı Çanakkale ve İstanbul boğazlarını tutmuştu. İkinci Murad, Cenevizlilerle anlaştı. Cenevizliler hem donanma hem asker desteği vermeyi kabul ettiler. Bunun karşılığında Osmanlılara olan borçların bir kısmı silinecekti. 20 Ocak 1422'de Düzmece Mustafa, Sultan Murad'ı bertaraf etmek hevesiyle Gelibolu'dan Lapseki'ye geçti. Ordusu 12 bin süvari, 5 bin piyadeden ibaretti. Bursa'da bulunan Sultan 2. Murad kuvvetleriyle savaş meydanına geldi. Nitekim karşılıklı iki tarafın askeri de birbirine kılıç çekmek istemedi. Düzmece Mustafa ordugâhtan kaçarak Edirne'ye geldi. Rumeli uç beyleri de gelip 2. Murad'a itaat ettiler. Sultan Murad Ceneviz gemileriyle Marmara'dan karşıya geçti. Edirne civarlarına geldiğinde Düzmece Mustafa ve Cüneyt Bey Efrek'e doğru kaçtılarsa da yakalandılar. Ve 1422 Mayıs'ında Düzmece Mustafa idam edildi. Sultan Murat, Doğu Roma yüzünden çıkan bu isyanı cezalandırmak için büyük bir ordu ile Konstantiniyye'yi kuşatma altına aldı. Denizden ve karadan kuşatma 63 gün devam etti. Bugüne dek Osmanlılar tarafından 6. kuşatma ve en şiddetlisi olarak tarihe geçti. Konstantinopol'ün düşme ihtimali oldukça yüksekken Hamid Sancak Bey'i Küçük Mustafa, Karaman ve Germiyan Beylerinin desteğiyle
Bursa şehrini kuşatma altına alınca Sultan Murat Konstantinopol kuşatmasını kaldırmak zorunda kaldı. Küçük Mustafa Candaroğlu ve Eflak'ın da desteğini aldı. Daha sonra Eflak ile iş tutan Macarlar ve Venedikliler de 2. Murat'a karşı saf tuttu. Akıncı Bey'i Mihailoğlu kuşatmayı bozmak için Bursa'ya hareket etti. Küçük Mustafa Akıncılardan kaçtı ve Konstantinopol'e sığındı. Sultan Murat Turhanoğlu'nu Mora'ya akınlara gönderirken kendisi de Selanik'i kuşatma altına aldı. Doğu Roma yıllık 100 bin akça haraç ödemekte şimdilik şehri kurtardı. Venedik Doğu Roma ile Selanik konusunda anlaşma yaptı. Romalılar Selanik şehrini Venedik'e bıraktılar. Bunun üzerine Sultan Murat, Konstantinopol'ün de Venedik'e bırakılacağı endişesine kapıldı ve Doğu Roma ile barış yaptı. Zira İstanbul'u Doğu Roma'nın elinden almak daha kolaydı. Katolik Venedik'e bırakılması halinde Hristiyanlar arasındaki mezhep çatışması bitecek ve İstanbul'a Katolik güçleri dolacaktı. Küçük Mustafa, abisi 2. Murat'a karşı bir saldırı gerçekleştirmek istediyse de çekindi ve İznik'e geldi. Sultan 2. Murat Anadolu'ya geçti. Bursa'ya geldikten sonra İznik'i kuşatma altına aldı. Kardeşi Küçük Mustafa'yı yakalatıp boğdurdu. Buradan Küçük Mustafa'yı destekleyen Candaroğlu'nun üzerine gitti. İsfendiyar Bey aman diledi. Sultan Murat Candaroğlu'nun sınırlarını küçülterek kendisini yine başta bıraktı. Diğer taraftan Karamanoğlu Mehmet Bey Antalya'yı kuşatma altına almıştı. Şehir surlarından atılan bir top güllesi kendisine isabet etti ve öldü. Karamanoğlu tahtına İbrahim Bey oturdu ve Sultan Murad ile anlaşma yaptı. Hamidilerini tekrar Osmanoğullarına terk etti. Sultan Murat kendisine karşı isyan etmiş olan Menteşe Beyliği'nin üzerine yürüdü. Ve Menteşe Beyliği bu tarihten sonra son buldu. Hemen ardından da Teke Beyliği Osmanlı topraklarına yeniden katıldı. Diğer taraftan Aydınoğlu Cüneyt Bey yakalanarak Aydınoğlu hanedan mensupları idam edildi ve Aydınoğlu meselesi Anadolu'da son buldu. İkinci Murat Anadolu'da başka beylik üzerine sefer yapmadı. Zira Timur tehlikesi halen devam etmekteydi. İkinci Murat Timuroğlu Şahruh'un dikkatini Anadolu'ya çekmek istemiyordu. ...1421 yılından beri Sırbistan üzerinde Macaristan hakimiyet kurmuştu. Diğer taraftan da Sırplar Venedik saldırılarına karşı Osmanlılar ile iş tutmaya çalışıyorlardı. Bu konuda Arnavutluk'taki Osmanlı uçbeyleri de Sırbistan'a yardım ediyordu.
1425 yılında Osmanlı-Venedik Savaşı vuku buldu. Macaristan, Venediklilerin yanında Osmanlılara karşı birlik oldu. 1426 yılında Macar ordusu Vidin'den Tuna Nehri'ni aşıp Osmanlı sınırlarına girdi. Sultan II. Murat Macar ordusunu yenmeyi başardı. 1427 yılında Sırbistan Kralı Stefan'ın ölmesi Macaristan-Osmanlı çekişmesini şiddetlendirdi. Macar Kralı Sigismund, Sırbistan Krallığı üzerinde hak iddia etmeye başladı. Sigismund ordusu ile Belgrad şehrine geldi. Güvercinlik civarlarına ilerledi. Bu defa Güvercinlik muharebesinde Vidin Sancak Bey Sinan Bey, Kral Sigismund'u yenmeyi başardı. Bir Sancak Bey'in Macar kralını yenmesi büyük ses getirdi. Kısa sürede Macaristan bu olaydan sonra barış isteyecektir. Stefan'ın ölümünden sonra tahta geçen Brankovic, Osmanlılar ile barış anlaşmasını yeniledi. Aynı yıl Eflak'ta Osmanlı'ya karşı harekat gerçekleştirmeyeceğini bildirdi. Macarlar ile de 3 yıllık bir barış antlaşması imzalandı. ...1428 yılında Germiyan Bey'i 2. Yakup Bey vefat etti. Vasiyeti üzerine Germiyan Beyliği toprakları Osmanoğlu idaresine bırakıldı. Osmanlıların Rumeli'nde savaşta olduğunu fırsat bilen Karamanoğlu İbrahim Bey, Hamidilerine saldırıp buraları yine ele geçirdi. ...1429 yılında Osmanlı ülkesinde veba salgını görüldü. Sultan Murad'ın iki erkek kardeşi dahil olmak üzere pek çok önemli ilim adamının da yanında halkta da kayıplar oldu. Bir yıl boyunca salgınla mücadele edildi ve bu illet Osmanlı ülkesinden gittiği gibi Sultan Murad Rumeli'ne yeni bir sefer açtı. Diğer taraftan Venedik Gelibolu'ya saldırdıysa da alamadı. Doğuda yeni bir Timur tehlikesi baş gösterdi. Şahruh büyük bir ordu ile batıya doğru sefere çıktı. Şahruh'un bu seferine set olmak için Memlükler ve Altın Orda Devleti Osmanlılar ile müttefiklik bağları kurdular. Zira Memlükler Anadolu'ya yayılma ve Anadolu beyliklerini yönetme siyasetinden şimdilik vazgeçti. Şahruh'un sefer ilan etmesi Avrupa'yı büyük bir sevince boğdu. Şahruh 18 Eylül 1429 günü Karakoyunlu hükümdarını yendi ve önü açıldı. Azerbaycan'ın içlerine dalan Şahruh'un Anadolu'ya sefer yapacağından çekiniliyordu. Ancak Şahruh, 2. Murad'a karşı bir cephe almamış olmasından dolayı daha ileriye gitmedi ve geri döndü. Osmanlılar ve Memlükler rahat bir nefes aldılar. ...8 yıl 4 ay, Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı kontrolünde olan Selanik, Ankara bozgununu fırsat bilen Doğu Roma'nın eline geçmişti. Sultan II. Murat Han, Venedik kontrolündeki Selanik üzerine yürüdü. 40 bin nüfusu bulunan Rumeli'nin en önemli şehirlerinden birisi olan Selanik, Sultan Murat tarafından kuşatma altına alındı. Üç hafta süren muhasarada Osmanlı topları etkili oldu.
13 Mart 1430 günü Selanik düştü. Sultan Murat şehri ihya etti. Kaçan nüfusun geri gelmesi için haberciler saldı. 1000 kadar Türk buraya iskan ettirildi. Venedik barış istedi. 5 yıl süren Osmanlı-Venedik Savaşı son buldu. Bir yıl sonra Epir'de çıkan anlaşmazlıklar üzerine Rumeli Beylerbeyi Sinan Paşa emrindeki ordu ile Yanya üzerine yürüdü. 9 Ekim 1431 günü Sinan Paşa Yanya'yı ele geçirmeye muvaffak oldu. Gelibolu Muahedesini imzalayan Venedik Cumhuriyeti Osmanlı fetihlerini tanıdı. İkinci Murat, Selanik fethinden sonra Balkanlarda Yıldırım Bayezid'in imparatorluğunu ihya etmiş sayılabilirdi. Eflak ve Sırbistan sıkı bir şekilde Osmanlı tabiliği altına sokulmuş, Arnavutluk ve Epir'de Osmanlı hakimiyeti yerleşmişti. Bosna Kralı, Arta ve Mora despotları, nihayet Doğu Roma İmparatoru, haraç ödeyen tabiler durumundaydı. Venedik dahi Balkanlarda elinde tuttuğu yerler için haraç ödüyordu. Doğu Roma ve Sırp despotluğu fetret devrinde Osmanlılardan aldıkları yerleri geri vermişlerdi. İkinci Murat saltanatının ilk 10 yılını çok büyük mücadeleler ile geçirmiş ve büyük muvaffakiyetler sağlamıştı. Bu sırada Macaristan ile olan barış antlaşması resmen sona erdi. Macaristan yeniden Bosna, Sırbistan ve Eflak'ta hakimiyet kurma girişiminde bulundu. Bizzat Sultan Murad'a elçi gönderildi. Sultan Murat Macarların isteğini sert bir dille reddetti. Bosna ve Sırbistan yine Macaristan'ın yanında yer aldı. Ancak bu çok açık bir destek şeklinde olmadı. Sultan 2. Murat Brankoviç'ten kızı Mara Hatun'u istedi. Brankoviç Mara ile Sultan Murad'ın evlenmesini onayladı. Mara Hatun Hristiyan olarak kalmayı istedi ve Osmanlılar kendisinin dini özgürlüğüne müdahale etmediler. Sultan Murat Rumeli seferleri için hazırlanırken Timurlu Şahruh'un yeniden batıya sefer yaptığının haberini aldı. Şahruh, Dulkadiroğulları, Karamanoğulları ve Osmanoğullarına karşı harekata girişmeyeceğini bildirdi. Avrupa'nın sevinci yine kursağında kaldı. Şahruh, Karakoyunlu hükümdarı Kara İskender Bey'in peşindeydi. Kara İskender Bey Osmanlı topraklarına doğru kaçtı. İskender Bey'in peşindeki Timur askerleri Osmanlı sınırına geldiklerinde durdular. Şahruh Osmanlıların Kara İskender Bey'i himaye etmemesini istedi. Şahruh Karakoyunluların başına Cihan Şah'ı getirdi. Diğer taraftan Eflak'ın başına 1. Vlad Drakul geçti. Evranasoğlu Ali Bey büyük bir akıncı ordusu ile Transilvanya'ya girdi ve Eflak'a büyük bir gözdağı verdi. Karamanoğlu İbrahim
Dulkadiroğlu'nun elinde bulunan Kayseri'ye saldırdı. Sultan Murat buna karşı çıktı. Dulkadiroğlu'na doğudan destek birlikleri gönderdi. Ve kendisi de 1437 yılında Hamit illerine girdi. Karamanoğlu aman diledi. Bu sırada Macar kralı Sigismund öldü. Sigismund bir varis bırakmadığı için Macar krallığına kimin seçileceği bir iç sorun oldu. Lehistan kralı Ladislas Macar krallığının başına geçirildi. Sultan Murat bu fırsatı kaçırmak istemiyor ve Slav devletlerini sıkı bir şekilde hakimiyeti altına almak istiyordu. Özellikle Sırbistan'ın fethini gerçekleştirmek niyetindeydi. Sultan Murat aynı yıl Eflak'a Akıncı birliklerini soktu. Akıncılar Transilvanya'da boydan boya at koşturdular. Osmanlı Devleti burada sağlam bir idare kurdu. 1437 yılında Sultan Murat Transilvanya'ya geldi. ...45 gün kadar burada kaldı. Edirne'ye döndü. Macarlar Osmanlılara karşı bir harekatta bulunamadılar. Edirne'ye dönen Sultan II. Murat yeni bir Sırbistan seferi açtı. Bu kapsamlı Sırbistan seferi neticesinde karşısına bir kuvvet çıkmadı. Sultan Murat Sırbistan'da Osmanlıların diğer seferlerine engel oluşturabilecek kaleleri topa tuttu. Bunun haricinde irili ufaklı bazı kaleleri ele geçirip Erdel üzerinden Edirne'ye döndü. 1439 tarihinde Sultan Murat yeni bir Sırbistan seferine çıktı. 18 Ağustos günü Belgrad'a yakın bir merkez olan Semendre Osmanlıların eline geçti. Sırbistan Belgrad dışında fethedildi. Bosna'ya giren Akıncılar Kral II. Tvartko'yu da haraca bağladılar. Semendre sancağı oluşturuldu. Osmanlıların ilerleyişinden korkan Sırp kralı Branković Macaristan'a kaçtı. Segedin'de Osmanlılara karşı hazırlanan Macar ordusu harekete geçmeye çekindi. Evranosoğlu Ali Bey Belgrad Kalesi üzerine yürüdü. Kale 6 ay boyunca kuşatıldı fakat ele geçirilemedi. Sırbistan prensliği ilga edilerek Semendre merkez olmak üzere Osmanlılara bağlandı. Belgrad'ın yönetimi Macarların elinde kaldı. Türk akıncıları Hırvatistan topraklarına kadar defalarca akınlar gerçekleştirdiler. Belgrad'ın düşürülememesi Avrupa'da yeni Haçlı ümitlerini diri tuttu. Sadece Avrupa'da değil, Konstantinopol'de de İmparator 8. Yannis şehirdeki yüksek mevkideki Ortodoks rahipleri yanına alarak Katolikler ile ortak ayin yapmaya razı olduklarını bildirdiler. Bosna'da İsa Bey'e saldırı gerçekleşti ve buradan çekilmeye mecbur edildi. Sırbistan Uç Bey'i Mezit Bey pusuya çekildi. Büyük kayıplar verdi. Ertesi yıl Şahabettin Paşa'nın ordusu Macarların önünde mağlup oldu. Avrupa'da birden her şey tersine döndü. 2 yıl içerisinde Osmanlılara karşı ard arda başarılı saldırılar gerçekleştirdiler. Hristiyanlar yeni Haçlı rüyasının içindeydi artık. En büyük hedefleri olan Türkleri Avrupa'dan tamamen atma planları gün geçtikçe ilerleme sağlıyordu. Doğu Roma İmparatoru 8. Yannis, yüksek diplomatlarını önce Papa'ya ardından Macar Sarayı'na gönderdi. Yeni bir Haçlı tasarısı için fikirler sundular.
İmparator Yannis diğer taraftan Karamanoğlu İbrahim Bey ile iletişime geçti. Osmanoğlu'na karşı arkadan bir saldırı planı sundu. Karamanoğlu İbrahim Bey ordusu ile Beyşehir üzerine yürüyüşe geçti. İbrahim Bey Macaristan'a gönderdiği mektupta "Sen öteden, ben beriden saldıralım. Rumeli senin, Anadolu benim olsun." diyerek böyle bir mektup göndermişti. Sultan Murat Karamanoğlu'nun harekatına karşılık Kapıkulu askerleriyle Anadolu'ya geçti. Diğer taraftan Amasya'da bulunan Veliaht Şehzade Alaaddin'e haber uçurdu. Sultan Murat batıdan, Şehzade Alaaddin doğudan Karaman topraklarına saldırdı. İbrahim Bey yine aman diledi. Sultan 2. Murad'ın başında bir Haçlı belası olduğundan Karamanoğlu'nu affedip derhal geri döndü. ...1443 yılında oluşturulan Haçlı ordusu Osmanlı ordusuna karşı harekete geçti. Haçlı ordusuna Sırp despotu Kral Ladislas ve son yıllarda adından çokça söz ettiren Hünyadi Janos ordu komutasındaydılar. Hünyadi Janos hayatını Osmanlıları Avrupa'dan atmaya yemin etmiş ünlü bir komutandır. 1440 yılında Belgrad'ı Osmanlılara karşı savunup başarılı olmuş, Mezid Bey ve Şehabettin Paşa'nın ordularını mağlup etmişti. Türklerin savaş taktikleri hakkında oldukça tecrübe kazanmıştı. Tuna kıyısından ilerleyen Haçlı ordusu Osmanlı birliklerini bozguna uğratarak önce Niş'i ardından da Sofya'yı almayı başardılar. Tarihte hiç olmadığı kadar Balkanlarda bir Haçlı tehlikesiyle Osmanlılar karşı karşıya kaldı. Sultan Murat ordusu ile derhal Edirne'den yola çıktı. İzladi geçidinde Osmanlı ordusu ile Haçlı ordusu karşı karşıya geldi. Sultan Murat Haçlı ordusunu İzladi'de durdurmayı başardı. Ancak bu kesin bir galibiyet değildi. İki tarafta kışın gelmesiyle geri çekildi. Hünyadi Janos, Sultan Murat karşısında başarı gösteremedi. Haçlıları durdurmayı başaran Sultan II. Murat, kendisini derinden etkileyecek üzücü bir haber aldı. Veliaht Şehzade Alaaddin vefat etmişti. Çandarlı Halil Paşa, sultanın bu döneminde ordunun başarı kazanamayacağını düşünüp Haçlılara ve Karamanoğullarına ve İstanbul'a barış çağrıları iletmişti. Şimdi veliaht Şehzade 11 yaşındaki Mehmet olmuştu. Nitekim Karamanoğlu İbrahim Bey, Hamidillerini yeniden ele geçirmeye muvaffak oldu. İzladi'de bozulan Haçlı ordusu kumandanları Osmanlıların barış çağrılarına kulak verdiler. Ayrıca sultanın eşi Mara Hatun da bu barışın sağlanmasında etkili bir rol oynadı. 12 Haziran 1444 günü Macar ve Sırp elçileri Edirne'ye gelerek anlaşma yapmaya razı oldular. Anlaşmaya göre Eflak Osmanlılara tabi kalmaya devam edecek, her iki tarafta Tuna Nehri'ni aşmayacaktı. Bu anlaşmanın Osmanlı'ya en büyük kaybı Sırbistan'ın yeniden kurulmasının kabulü oldu. Kral İncil üzerine, Sultan Kur'an-ı Kerim üzerine yeminde bulundular. Edirne-Segedin anlaşması yürürlüğe girdi. Kapıkulu askeriyle Bursa'ya geçen Sultan II. Murat, Karamanoğlu İbrahim Bey'in elçilerini kabul etti. Sultan Murat, Karamanoğulları ile de sevgetname ile anlaşma yaptı.
aslında Karamanoğlu bu anlaşmaya mecbur kalmıştı. Kahire'deki halife, Sultan Murad'ın Haçlılar ile vuruşurken arkadan saldırmasını kâfirlik olarak nitelendirmişti. Barış karşılığında Hamidilleri Karamanoğullarına bırakıldı. Sultan Murad bu suretle devletinin doğusu ve batısındaki devletler ile barış antlaşması yapmıştı. Bir gün Sultan Murad Han, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine Konstantinopol'ün fethedilebileceği hakkında bir soru sormuştu. Hacı Bayram-ı Veli ise İstanbul'un fethinin Şehzade Mehmet ve Akşeyh'e nasip olacağını söylemişti. Çok sevdiği oğlu Alaaddin'in de vefat etmesiyle sarsılan Sultan Murad Han, tahttan oğlu Mehmet adına feragat edeceğine dair divanı topladı. Devlet adamları başta olmak üzere bu durum karşısında Osmanlı yönetimi razı gelmedi. ...12 yaşındaki 2. Mehmet Edirne'de tahta çıktı. Sultan Murad Bursa'ya çekildi ve kendisini din işlerine verdi. Sultan Murad'ın bunu yapmasındaki en önemli sebeplerden birisi, İstanbul'da bulunan Şehzade Orhan'ın saltanatta hak iddia etmeden, oğlu Mehmet'in iç savaş vermeden tahta oturmasını istiyordu. Bu işten en çok karlı çıkan Çandarlı Halil Paşa olmuştu. İkinci Mehmet'in saltanatında oldukça söz sahibi olmuş, özellikle Yeniçeri askeri sözünden çıkmaz olmuştu. Bu durum ikinci Mehmet'in lalaları Şahabettin Paşa ve Zanos Paşa'nın dikkatini çekmiş ve kendisine karşı cephe almalarını sağlamıştı. İkinci Mehmet'in tahta geçtiği haberini alan Papa 4. Eugenius ve Kardinal Kasarini, Osmanlılara saldırmak için bu fırsatı kaçırmak istemedi. Derhal Macar Kralı başta olmak üzere diğer Hristiyan krallıklara bildiri gönderdi. Müslümanların kafir olduklarını ve kafirlere karşı verilmiş sözün geçerli olmayacağını bildirdi. Derhal Haçlı ordusunun toplanmasını istedi. Papa, krallara cennetten yer vaat etti. Doğu Roma İmparatoru bu habere en çok sevinen olmuştu ve gizli desteğini açıkça bildirdi. Venedik de bu ittifakı onayladı. Macar Kralı dünden hazırdı. Macar Kralı yeminini bozarak Edirne-Segedin antlaşmasını yırttı. Haberin Edirne'ye ulaşmasının ardından devlet adamları ve halk büyük telaşa kapıldı. Ordunun başında 12 yaşında bir çocuk olması ve savaş tecrübesinin bulunmamasından çekindiler. Konstantinopolis Sarayı'nda bulunan 1. Mehmet Çelebi'nin kardeşi Kasım Çelebi'nin oğlu Şehzade Orhan bulunuyordu. Şehzade Orhan bu karışık dönemde tahta geçebilmek için harekete geçtiyse de başarılı olamadan Konstantinopol'e geri döndü. 5. Büyük Haçlı Ordusu, başta Macaristan olmak üzere Venedik, Kutsal Roma, Fransa, Doğu Roma ve Papalık ordusu ile harekete geçtiler. Tuna Nehri boyunca ilerleyen Haçlı Ordusu, yol üzerindeki Müslüman Ortodoks halkı katlettiler. Kiliseleri, camileri yakıp yıktılar, soydular. Haçlı ordusu Müslümanların yanında kendi dininden olan insanlara bile sırf mezhep farklılığından dolayı zulüm gösterdi. Haçlı ordusuna başkumandan olarak Ladislas komut ediyordu. Ancak orduyu askeri bakımdan yöneten Yanoş Hünyadi'ydi. Ladislas Osmanlıların karşılarına çıkamayacağını düşünerek
Konstantinopol'e gidip imparatora damat olacaktı. Sırbistan'a dahi saldırdılar. Zira Sırbistan bu savaşta tarafsız kalmak niyetindeydi. Çandarlı Halil Paşa, Sultan II. Mehmet'e durumun vehametini bildirip babası II. Murad'ı ordunun başına geçirmenin uygun olduğunu, askerin ancak bu şekilde şevkle savaşacağını bildirdi. Düşmana cevabı mukavemet imkanı yok. Meğer baban sultan yerine gelmekle mümkün ola. Düşmana karşı babanızı gönderesiz. Siz safınızda olasız. Bu vak'a def olduktan sonra saltanat yine sizindir. Sultan Murat ilk başta ordunun başına geçmeyi reddetti. Vatanı müdafaa etmenin Hakan'ın görevi olduğunu söyledi. Çandarlı Halil Paşa'nın tavsiyesiyle ikinci bir mektup daha yazıldı. Sultan Mehmet olarak babamız Murad'a emrimizdir. Gelip ordunun başına geçesiz. Bu mektubun karşısında Sultan Murat çaresizce Edirne'ye hareket etti. Bu sırada düşman Vidin ve Nibolu kalelerini almaya çalışırken epey bir vakit kaybetmiş, zafere muvaffak olamadan yoluna devam etmişti. Varna'ya yaklaştıklarında Sultan Murad da Edirne'ye ulaşmış ve 40 bin asker ile Haçlıları karşılamak için yola koyulmuştu. Muharebe başladı ve Haçlı orduları şiddetli bir hücuma kalkıştı. Ancak Sultan Murad meşhur Türk savaş taktiği olan Turan'ı uyguladı. Düşman çember içine alındığında kendileri bu durumu fark edemediler. Türk ordusu vuruşa vuruşa Kral Ladislas'ın bulunduğu bölgeye hücum etti. Kralın savunma hattını yardılar. Atının ayağına vurulan bir kılıç darbesiyle Ladislas yere düştü. Koca Karaca Hızır isimli piyade yüzbaşı Ladislas'ın kellesini uçurdu ve bir mızrağı geçirdi. Savaşın başlamasına en büyük sebep olan kişilerden Kardinal Kasserini de öldürüldü. Ladislas'ın öldüğünü gören Hünyadi Yanoş kaçmaya muvaffak oldu. Ladislas ve Kardinal'in kelleleri Edirne Segedin Antlaşması'nın asılı olduğu yere getirildi. Haçlılar verdikleri sözden dönmenin cezasını büyük bir yenilgiyle ödediler. 10 Kasım 1444 günü Türk ordusu muazzam bir zafer elde etti. Bu zafer tüm İslam aleminde şenliklerle kutlandı. Halife Kahire'de Osmanlı ordusuna dualar edip adına kurbanlar kestirdi. İslam beldeleri Sultan II. Murad'ı yad etti. Sultan Murat Edirne'ye döndüğünde Çandarlı Halil Paşa başta olmak üzere bazı devlet adamları kendisine padişah muamelesi yaptılar. Sultan Murat Edirne'de bulunduğu sırada 2. Mehmet'in otoritesini sarstığını anlayınca Manisa'ya geri çekildi. II. Murat Edirne'den ayrıldıktan sonra 2. Mehmet'in paşaları Şehabettin ve Zanos, sultanı Doğu Roma seferi üzerine sürekli teşvik ediyorlar. Çandarlı Halil Paşa başta olmak üzere şiddetle bu duruma karşı çıkıyordu. Çandarlı Paşa, İstanbul'un surlarının aşılmaz olduğunu savunuyordu. Şehabettin ve Zanos paşalar ise Haçlıların Varna'da devrildiğini ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini izah ediyorlardı. Bizzat 13 yaşındaki Mehmet dahi bu sefer fikrine sahipti.
II. Mehmed'in çocukluğundan faydalanmak isteyen Macarlar ve Eflak yine rahat durmadı ve Osmanlı topraklarına karşı saldırgan bir tutum izlediler. Yeniçeri Edirne'de bir isyan başlattı. Bu isyanın en büyük destekçisi Çandarlı Halil Paşa olduğu söylenir. Yeniçeri küçük yaşta bir sultan ile sefere gitmek istemiyordu. Sultan Murad'ı geri istiyorlardı. Aksi takdirde İstanbul'da bulunan Orhan'ı destekleyeceklerini dillendirmeye başladılar. İsyan bastırılmış olsa da 2. Murad durumun kontrolünün sağlanamayacağının kanaatine vardı. 5 Mayıs 1446 günü Sultan Murad Manisa'dan Bursa'ya hareket etti. Bir müddet burada bekledi. İsyan yatışır ve ordu Mehmed'i kabul ederse Manisa'ya geri dönecekti. 4 ay Bursa'da kaldıktan sonra Edirne'ye hareket etti. Bu sırada sarayda bulunmayan 2. Mehmed, geldiğinde babasını tahta otururken buldu. 2. Murad durumu anlattıktan sonra oğlunu tahttan indirmek zorunda kaldı. Mehmed babasının elini öpüp Saruhan sancağına yola koyuldu. Zanos ve Şahabettin paşalar da kendisine eşlik etti. Sultan 2. Murad Han Moro seferine çıktı. Yarımadaya giriş kapısı sayılan Korun Kalesi'ni muhasara etti. 27 Kasım 1446 günü Korun Kalesi düştü. Sultan Murad bu kalenin fethinde topçuların büyük etkisini gördü. Osmanlı topçusu bu sefer de adeta İstanbul muhasarasının provasını yaptı. Sultan, ordusu ve akıncılar Mora'ya dağıldılar. Patras ele geçirildikten sonra sefer sonlandırıldı. Sultan Murad Edirne için dönüş yoluna koyuldu. Birinci Vlad Dracul öldürüldü ve Arnavutluk'ta da İskender Bey Osmanlı topraklarına hücuma geçti. Kocacık Hisarı'nı ele geçirmeye muvaffak oldu. Sultan Murad İskender Bey'in saldırıları üzerine sefer ilan etti. Sultan Murad oğlu 2. Mehmed'i de bu sefere davet etti. 2. Mehmed'in orduya iştirakinden sonra Osmanlı ordusu Arnavutluk üzerine ilerledi. Kocacık Kalesi tekrar Osmanlıların eline geçti. İskender Bey Osmanlı ordusu karşısına çıkamadı. Bir yıl sonra 1448'de 4 yıllık süren bir çalışma neticesinde Yanoş Hünyadi 6. defa Haçlı Seferi ilan ettirdi ve 100 bin kişiye varan ordusu ile Osmanlı topraklarına taarruz hazırlığı başlattı. Sultan Murad Haçlı ordusunun toplandığı haberi üzerine oğlu 2. Mehmed'i Manisa'dan kuvvetleriyle orduya çağırdı. Haçlı ordusu Osmanlı hududunu geçip Kosova sahrasına indi. 2. Murad da ordusunu toplayarak Sofya'ya geldi. 59 yıl önce bu Kosova ovası Haçlılara mezar olmuştu. Haçlılar dedelerinin intikamını yine bu topraklarda almak istiyorlardı. 17, 18, 19 Ekim 1448 günleri 3 gün 3 gece muharebe devam etti. Her iki tarafta da top bulunmaktaydı. Ancak bu topları kullanmakta mahir olan taraf Osmanlılardı. Üçüncü gün Yeniçeri'nin de savaşa dahil olmasıyla Haçlı ordusu bozgun yedi. Gece karanlığından faydalanan Yanoş Hünyadi kaçmayı başardı. Osmanlı ordusu zaferlerine muazzam bir zafer daha eklemiş
ve yine İslam dünyasına bayram yaşatmıştı. İkinci Mehmed'in yönetimindeki cenahta büyük başarı göstermiş ve Şehzade Mehmed kendisini bu savaşta kanıtlamıştı. Haçlılar bu tarihten sonra Osmanlıları Avrupa'dan atamayacaklarını anladılar. Ve artık saldırı konumundan çıkıp savunma eğilimine yöneldiler. Osmanlı ordusu Edirne'ye geldiğinde Sultan Murat oğlu Mehmed'i Manisa'ya uğurladı. Ancak bu veda Şehzade Mehmed'in babasını son görüşü olacağını bilmiyordu. 31 Ekim 1449 günü İmparator 8. Yannis'in ölüm haberi geldi. Doğu Roma'nın son imparatoru olarak anılacak Prens Konstantinos, Mora'dan hareketle Konstantinopol'de tahta oturdu. Tarihe Koca Murat olarak geçen 6. Osmanlı Sultanı Murat Han, 1001 zorlukla Osmanlı ordusunu dünyanın en iyileri arasına dahil etmişti. Saltanatı boyunca muazzam zaferler yaşadığı gibi büyük zorlukların da üstesinden gelmiş bir sultandı. 3 Şubat 1451 günü 4 günlük bir rahatsızlığın ardından onurlu geçen bir hayata gözlerini yumdu Koca Murat. Vefatından sonra tüm Osmanlı ahalisi yıkıldı, büyük yas tutuldu. Herkes ondan razıydı. Hristiyan tebaa dahi arkasından ağıtlar yaktı. 30 yıl boyunca şeref ve hakaniyetle sürdürdüğü saltanat hayatını Türk ve Müslümana yaraşır bir şekilde tamamladı. Osmanlıların 7. Sultanı 2. Mehmet Han, abisi Veliaht Şehzade Alaaddin'in vefat etmesinin ardından veliaht konumuna yükseldi. Babası Sultan Murat, oğlu Alaaddin'in ölümü üzerine derin bir hüzne kapıldığı gibi doğuda ve batıda yaşanan savaşlardan da bıkmıştı. Tahttan feragat edeceğini ilan etmişti. Zira İstanbul'da bulunan Şehzade Orhan ile 2. Mehmed'in bir taht savaşına girişmesinin önüne geçmek istiyordu. 2. Murat Macarlar ile Edirne Segedin, Karamanoğulları ile de Sevgetname anlaşması yaparak doğuda ve batıda barış ortamını sağladı. 1444 yılında 2. Mehmed babasının feragat etmesiyle tahta oturdu. Henüz 12 yaşındaydı. 12 yaşındaki bir şehzadenin tahta geçmesini fırsat bilen Papa, Macarları yeni bir Haçlı seferi için ikna etti. 2. Murat 1444 yılında yaşanan Varna Muharebesi'nde Haçlıları bozdu ve Manisa'ya çekildi. 2 yıl tahta kalan Şehzade Mehmed, Edirne'de çıkan Yeniçeri isyanının ardından 1446 yılında tahttan indirildi. Ve 2. Murat yeniden başa geçmek zorunda kaldı. 2. Murat Mora seferine oğlu 2. Mehmed'i götürmezken Arnavutluk seferine ve 2. Kosova muharebesine kendisini de sancak askerleriyle davet etti. Özellikle 2. Kosova muharebesinde 2. Mehmed yönettiği cenahta büyük başarılar göstererek kendisini hem askere hem babasına kanıtladı. 2. Kosova Muharebesi'nden sonra Saruhan Sancağı'na dönen Şehzade 2. Mehmed, 1451 yılında babası Murat Han'ın vefat haberini alarak derhal Edirne'ye at sürdü. 18 Şubat 1451 günü Osmanlıların 7. hükümdarı olarak ikinci defa tahtına oturdu. Sultan Mehmed'in tahttan indirilmiş olması, İlk anlarda babası 2. Murad'ın yerini alamayacağını düşünen çokça insan vardı.
tahta geçer geçmez ilk saltanatında kendisini tam olarak desteklemeyen Çandarlı Halil Paşa'yı yeniden vezirlik makamında bırakması, Macarlar, Sırplar, Venedik, Rodos, Doğu Roma ve Karamanoğullarına da barış çağrıları iletmesi acizlik olarak nitelendirildi. Ancak kimsenin bilmediği bir şey vardı. İkinci Mehmet tüm hazırlıklarını artık kesin bir şekilde Konstantinopolis seferi için yapıyordu. Karamanoğlu İbrahim Bey, II. Murad ile yaptığı anlaşmaya Sultan ölene kadar sadık kaldı. Ancak Sultan Murad'ın vefat etmesini fırsat bilerek Osmanlı topraklarına taarruza geçince II. Mehmet ilk iş olarak Anadolu'ya Karaman seferine çıktı. Karamanoğlu İbrahim Bey karşısında beklemediği büyüklükte bir Osmanlı ordusu görünce barış istedi. Savaştan vazgeçti. Sultan Mehmet Han, Hamid illerini tekrar Osmanlı topraklarına kattıktan sonra Karamanoğlu İbrahim'i affetti ve ilk seferinden zaferle döndü. Yeniçeriler Edirne dönüşünde savaşmadıkları halde bahşiş isyanı çıkardılar. Yeniçerilere bir miktar para dağıtıp isyanı bastırdıysa da Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan'ı ve yaybaşlarını falakaya yatırarak Çandarlı Halil Paşa başta olmak üzere tüm Yeniçeri'ye gözdağı verdi. Sultan Mehmet'in bu hareketi saltanatı boyunca Yeniçeri'nin isyan etme olasılığını ortadan kaldırdı. İlk seferinden galibiyetle dönen ve ordu kontrolünü de eline almayı başaran II. Mehmet, Edirne'ye döndüğünde Konstantinopolis kuşatması hazırlıklarına başladı. Kuşatmanın ilk ciddi göstergesi olarak İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasındaki Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı inşa ettirdi. 1452 Nisan'ında başlayan hisar inşası Ağustos ayında tamamlandı. Boğaz'ın en dar yerine yapılan karşılıklı iki hisar Boğaz trafiğini kontrol altına aldı. İmparator Konstantin bu hisarın yapımının durması için II. Mehmet'e elçiler gönderdiğinde Sultan bu elçileri sert bir dille uyardı ve mülküm olan topraklarda hisar yapmak istersem yaparım. Buna kimse engel olamaz dedi. Genç Sultan İstanbul surlarının tarihte hiçbir hükümdar tarafından aşılamadığını biliyordu. Bu yüzden daha yıkıcı toplar döktürerek Konstantin Avrupa'dan yardım almadan kısa sürede şehri fethetmeliydi. Bizzat eliyle çizdiği mühendislik harikası toplar Edirne'de döküldü. Cihanın gördüğü en büyük Osmanlı topları yaptırılmıştı. Bu muazzam toplar Konstantin'in surlarını yerle bir edebilecek kapasitedeydi. Edirne'de topların deneme atışı yapıldığında gök gürültüsünü andıran ve bir insan yapısının çıkardığı en büyük ses ve menzile ulaştı. Şahi top başta olmak üzere diğer toplarda 1453 yılının Şubat ayında öküzler ile çekilerek İstanbul surlarının önüne getirildi. Bu topların İstanbul önüne gelmeleri tam 2 ayı buldu. İmparator Konstantin, Osmanlı donanmasının Haliç'e girmesini engellemek adına büyük bir zincir çektirdi. Zira II. Mehmet, Osmanlı tarihinin en büyük donanmasını inşa ettirmiş ve bu donanma denizden şehri kuşatmıştı. Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa, İstanbul surlarına kadar olan bütün araziyi ele geçirdi. Ve Konstantin artık sadece surlarının arkasında vardı. Anadolu'dan azaplar, tımarlı sipahiler boğazdan karşıya geçtiler. Sultan Mehmet de Kapıkulu askerleri ve Yeniçeriler ile şehrin önüne vardı. 80 ila 100 bin kişilik bir Osmanlı ordusu şimdi Konstantinopolis önlerindeydi. 300 parçalık Osmanlı donanması da şehri denizden kuşatmıştı.
Bu sırada Konstantin de savaş hazırlıkları yapmıştı. Katolik Papa, Ortodoks İstanbul halkına yardım etmek için Ortodoksların da Papa'ya tabi olmasını istiyor ve Ayasofya'da ortak ayin düzenlenmesini istiyordu. Zira bu Ortodokslar için kabul edilemez bir durumdu. Katolikler ile Ortodokslar asırlardır birbirlerine düşmanlardı. 1204 yılında gerçekleşen Haçlı Seferi'nde Katolikler Konstantinopol'e girmiş ve büyük bir katliam yaşandığı gibi şehirde bir Latin İmparatorluğu kurulmuştu. Konstantinopolis halkı tüm bunları biliyordu ve şehirde azımsanmayacak derecede Türk taraftarı oluşmuştu. Zira halk ve Ortodoks rahiplerin bir kısmı Osmanlılara güveniyordu. Osmanlılar yıllardır yönettiği Ortodoks şehirlerinde hiç kimsenin dini yaşantısına müdahale etmemiş ve kendi tebaasından onları ayırmamıştı. Bunları çok iyi bilen ve başbakan sıfatındaki şehrin ikinci adamı Grandik Notaras, tarihe geçen şu sözleri söyledi. Şehirde Latin külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim. Ayasofya'da yapılan ayini bizzat Kardinal Isidorios Roma usulüyle yönetti ve Ortodoksların baş mabedi Ayasofya'da Katolik usulü Hristiyan ayini yapıldı. Halk bu işten nefret etti. Diğer taraftan Sultan Mehmet halka din ve ticaret özgürlüğü vaat ederek savaş olmadan şehrin teslim edilmesini istediyse de Konstantin bunu reddetti. 1 Nisan 1453 günü Osmanlıların 7. hükümdarı 7. kez Konstantinopolis önlerindeydi. Yapılan tüm karşılıklı konuşmaya rağmen savaş kararı alındı. Konstantinopolis şehrini 35 bin asker savunuyordu. Haliç'teki zincirin aşılmazlığına, Grajuva ateşine ve sıra sıra dizilmiş tarihin en korunaklı surlarına güveniyorlardı. Ayrıca dönemin en iyi komutanlarından olan Giovanni Giustiniani Roma ordusuna komuta ediyordu. 6 Nisan günü sabah namazını kılan Osmanlı ordusu edilen duaların ardından top atışlarına başladı. Bu toplar surlara çok ciddi hasarlar veriyordu. Zira tarihin hiç görmediği büyüklükte toplar adeta yeni çağın gelişini müjdeliyordu. Yıkılan surlar şimdilik onarıldı. 9 Nisan'da Baltoğlu Süleyman Bey donanma ile Haliç'e saldırı yaptı. Ancak başarılı olamadı. 11 Nisan günü surlara büyük bir Osmanlı taarruzu gerçekleşti. Bu taarruz sonuçsuz kaldı. 18 Nisan'da topların surlarda açtığı gedikler üzerine Osmanlı ordusu yine büyük bir taarruza kalktı. İki tarafta ciddi kayıplar verdi. Osmanlılar bu taarruzdan da geri çekildi. 20 Nisan'da 3 büyük Ceneviz gemisi 300 parçalık Osmanlı donanması arasından geçerek şehre ulaşmayı başardı. Bu orduda büyük bir üzüntüye yol açtığı gibi Sultan Mehmet öfkesinden atıyla denize daldı. Paşalar kendisini zorlukla sakinleştirdiler. Sultan Mehmet bu mağlubiyetin sorumlusu olarak gördüğü Kaptanı Derya Baltaoğlu'nu azletti. Yerine Hamza Bey tayin edildi. Ordunun moralini düzeltmek isteyen Sultan Mehmet daha önce tasarladığı planı devreye soktu. Ve 21-22 Nisan gecesi 70 parça kadar gemisini karadan yürüterek denize indirdi. Bu olay karşısında Doğu Roma'nın morali yerle bir olurken Osmanlı ordusu büyük bir sevinç yaşadı. Zira surların en zayıf noktası Haliç kısmındaydı. 28 Nisan'da Haliç'te bir deniz savaşı gerçekleşti. Roma donanması Osmanlı gemilerine saldırdıysa da sonuç alamadan kayıp vererek geri çekildiler. 5 Mayıs'a kadar toplar surları hiç durmadan dövdü.
5 Mayıs'ta Galata sırtlarından Zanos Paşa şehrin surlarına ve düşman donanmasına top atışı yaptırdı ve bazı düşman gemilerini batırmayı başardı. Müzik 6 Mayıs günü Osmanlı taarruzu şiddetlendi. 9 Mayıs'ta Haliç'ten Osmanlı saldırısı yapıldı. 16 Mayıs'a kadar yapılan topçu ateşi şiddetlendi. Havan topları tarihte ilk kez etkili bir biçimde kullanıldı. 18 Mayıs'ta yürüyen kuleler ile büyük bir Osmanlı taarruzu gerçekleşti. Ancak sonuç alınamadı. ...19 Mayıs günü Haliç üzerinde kurulan tahta köprüden saldırı yapıldı. Artık Konstantinopolis müdafileri surları tamir edememeye başladı. Osmanlı topları büyük başarılar kazandı. Ayrıca lağımcılar da kuşatmada faydalı oldu. 26 Mayıs'ta Venedik donanmasının Ege'de olduğu anlaşılınca moral bozukluğu yaşandı. Diğer taraftan da Macarların ordu kurup Osmanlı topraklarına gireceği haberi duyuldu. Asker maneviyat kaybetti. Çandarlı Halil Paşa, Sultan Mehmet'e kuşatmanın kaldırılıp Edirne'ye dönülmesini tavsiye etti. Sultan Mehmet şiddetle karşı çıktı ve ordunun büyük bir taarruz yapması için hazırlanmasını emretti. Toplar surları dövmeye devam etti. 28 Mayıs gecesi Fener alayı yapıldı ve şehre gözdağı verildi. 29 Mayıs sabahı Sultan Mehmet ordusunun en önüne geçti ve sabah namazını beraber kıldıktan sonra büyük bir taarruz başlatıldı. Sultan Mehmet de askere moral vermek için ordunun en önünde hücuma geçti. Osmanlı askeri bu defa büyük bir aşkla saldırdı. Bir kısım Osmanlı askeri surlara açmayı başardı. Bu muazzam bir saldırıydı. Osmanlı askeri savaşın başından beri hiç olmayan bir güçle saldırıya devam etti. Bu sırada Giovanni Giustiniani yaralandı ve savaş dışı kaldı. Roma ordusu bozuldu. Savaşın ortasındaki Sultan Mehmet bir Osmanlı bayrağının surlarda dalgalandığını görünce atından inerek ağlayarak şükretmeye başladı. Osmanlı askeri surları açtı ve şehre girmeyi başardı. Tüm askerler şehir düştü diye bağırmaya başladılar. Peygamberimizin müjdelediği asker ve komutan artık Konstantinopolis şehrini fethetmişti. O gün defalarca kaçma fırsatı bulmasına rağmen sonuna kadar şehri savunan İmparator Konstantin de ölmüştü. Türk tarihinde kendisine her zaman saygı gösterilmiş ve değerli bir imparator olarak anılmıştır. Fatih Sultan Mehmet kendisinin Ortodoks şeklince defnedilmesini istedi. 29 Mayıs 1453 günü Fatih Sultan Mehmet müjdelenen komutan olarak şehre tören ile girdi ve Ayasofya'ya geldi. Buraya sığınmış halkı teskin etti ve birlik çağrısında bulundu. Türklere güvenmiş olan İstanbul halkı kendisini benimsediler. O gün Ayasofya'da ve İstanbul'da Ezan-ı Muhammedi okundu. İstanbul'un fethi tüm dünyada büyük bir yankı buldu. Zira 1058 yıldır dünyada varlığını sürdüren Doğu Roma yeryüzünden silinmişti. Gerçekten de Peygamberimizin müjdesi gerçekleşmiş ve İstanbul Müslüman Türk Sultan II. Mehmet tarafından fethedilmişti. Bu haber tüm İslam coğrafyasında sevinçle kutlandı. Günlerce şenlikler yapıldı. Artık İstanbul fethedilmişti. Artık yeni çağ başlamış ve Osmanlılar devlet olmaktan çıkıp imparatorluk adıyla anılmaya başlanmıştı. II. Mehmet Fatih ünvanı almış ve payitahtını
Edirne'den İstanbul'a taşımıştı. Osman Gazi'nin de rüyası gerçek olmuştu. Hristiyan dünyası ise büyük bir vurgun yemişti. Avrupa kralları, senatoları bu haberin ardından derin bir üzüntüye kapıldılar. İkinci Mehmet adı onlarda artık bir korku hissi yaratıyordu. Ancak bu daha her şeyin başıydı. Büyük Kartal mızrağını Roma'ya geçirmek için hareket edecekti. Ve bunu Papa da çok iyi biliyordu. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un fethinin ardından ilk olarak Trakya'nın alt kısmındaki Türklere ait olmayan Enes Kalesi'ni fethetti. Aynı yıl Hünyadi Yanoş ile iş tutan Sırpların üzerine gitmek üzere ordu hazırladı. 1454 yılında donanma kaptanı Hamza Bey Bozcaada'ya sefere çıkarken Fatih de Sırbistan seferine çıktı. Fatih'in geldiğini öğrenen Sırp despotu Macaristan'a kaçtı. Sultan Mehmet'in Semendre üzerine sefer yapacağını düşünen Sırp despotu Branković tüm hazinesini Sivrihisar'a göndermişti. Fatih casuslarından aldığı malumat ile Sivrihisar kalesini kuşattı. Osmanlı topçularına dayanamayacağını anlayan kale muhafızları teslim oldular. Fatih, despotun hazinesine el koyduktan sonra Edirne'ye döndü. Ancak Branković ve Yanoş Hünyadi Vidin'e saldırdılar ve buraya çok fazla zarar verdiler. Kış aylarında Sırp despotu Branković öldü. Fatih Sultan Mehmet Macaristan'a yapılacak seferden önce muhakkak Sırbistan'ın Osmanlılara bağlanmasının şart olduğunu düşünüyordu. Sultan 1455 yılında yeniden sefere çıktı. Akıncı komutanı Evranos oğlu İsa Bey'in tavsiyesi üzerine Osmanlı ordusu Noburda'yı kuşattı. Yedi gün süren kuşatma sonunda kale teslim oldu. Fatih, Kosova Ovası'na inerken Karacapaşa'yı Sırbistan'a akınlara memur etti. Karacapaşa dönene kadar Kosova Ovası'nda kaldı. Karacapaşa'nın dönmesiyle Edirne'ye geri çekildi. Bu suretle Sırbistan'ın güney kısmı Osmanlı hakimiyetine geçti ve en etkili kaleler yok edildi. Aynı yıl Hamza Bey, Kuzey Ege'deki Taşoz Adası'nı fethetti. Oradan Rodos Adası'na kuşatma yaptı. Büyük bir saldırı gerçekleşse de Rodos'un surlarını aşamadan seferi sonlandırmak zorunda kaldı. Ege Denizi'ndeki faaliyetlerine devam eden Hamza Bey, Semaderek ve Limni Adalarını da fethetmeyi başardı. Fatih Sultan Mehmet bu defa Sırbistan'ın en muhkem şehri Belgrad'ı kuşatma kararı aldı. Fatih Tuna'dan ince donanma ve karadan Belgrad önlerine ulaştı. Babası 2. Murat devrinde Belgrad kuşatılmış ancak ele geçirilememişti.
Fatih kuşatmaya başladığında Papa 60 bin kişilik büyük bir orduyu Belgrad'a gönderdi. Belgrad'da Türklerin büyük düşmanı Hünyadi Yanoş'ta bulunuyordu. İstanbul'un fethinden sonraki en detaylı saldırı planı burada hazırlanmıştı. Büyük toplar defalarca Belgrad'ı vurdu. Büyük çarpışmalar oldu. Kuşatmada dayı Karaca Paşa şehit düşerken Hünyadi Yanoş da aldığı darbeyle öldü. Yeniçerilerin itaatsizliği yüzünden Belgrad ele geçirilemedi. Zira şehre girdikleri halde savaşı bırakarak yağmaya giriştiler. Düşman ordusu ani bir hareketle Osmanlıları dışarı attı. Düşman padişahın otağına kadar ilerledi. Fatih Sultan Mehmet dahi savaşın ortasına kadar girdi. Birkaç düşman askeriyle vuruştu ve öldürdü. Kendisi de ağır bir yara aldı. Bozgunun akşamı toplanan Osmanlı Savaş Konseyi çekilme kararı aldı. Brankoviç'in ölümü Sırbistan'ı iyice karıştırdı. Lazar annesini zehirletti ve Sırbistan tahtına oturdu. Bu karışıklık üzerine Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara Hatun tekrar İstanbul'a döndü. Nitekim 1458 yılında Lazar da öldü. Lazar'ın ölmesinin ardından Bosna Kralı Stefan bazı akrabalık münasebetleri sayesinde Semendre'yi Bosna topraklarına kattı. Ancak burada Katolik yönetimini istemeyen halk Fatih'i buraya davet etti. Sultan Mehmet ordusu ile Mora'ya ilerleyecekti. Az bir kuvvetle Mahmut Paşa'yı Semendre üzerine gönderdi. Mahmut Paşa dış kaleyi almasına rağmen iç kaleyi fethedemedi ve ordugaha geri döndü. Fatih Sultan Mehmet Mora'ya doğru ilerledi. Atina'yı Osmanlı topraklarına katmayı başardı. Daha sonra buradan babasının fethettiği Patras'a geldi ve burada bir sancak kurdu. Semendre'de sular durulmadı. Osmanlı akıncıları Bosna kralını defalarca tehdit etti. Semendre'de devamlılığı söz konusu olmadı. Semendre yönetimi şehrin anahtarını Osmanlılara teslim etti. Osmanlı askeri buraya ilerlerken Bosna kralı Stefan askerini ve Macar kuvvetlerini Semendre'den çekti. Osmanlı askeri Semendre'ye girdi. Birinci Mora seferinde Dimitros ve Thomas kardeşleri tahtında bırakan Fatih, yine burada Osmanlı karşıtı bir takım işlere kalkışılması sonucu, Sultan Anadolu seferinden önce Mora sorununu halletmek istiyordu. Sultan Mehmet Edirne'den Mora üzerine yürüyüşe geçti. Korint'e geldikten sonra ordusunu tüm Mora'ya dağıttı. Kendisi de Yarımada'nın güney kısımlarına ilerledi. Fatih Sultan Mehmet, Mora Yarımadası'nı tamamen Osmanlı topraklarına katarak geri döndü. Sultan Mehmet, gözünü Cenevizlilerin elindeki Amasra'ya dikti. Sultanın politikasına göre Anadolu'da Trabzon Pontus İmparatorluğu dahil tek bir Hristiyan varlığı bırakmamak üzereydi. Vezir-i Azam Mahmut Paşa denizden, Fatih ise karadan Amasra'yı kuşattı.
iki taraftan kuşatılan şehirdeki Ceneviz kuvvetleri savunma yapacak güçte olmalarına rağmen şehri teslim ettiler. Sultan Mehmet 1461 yılında yeniden Anadolu seferine çıktı. Candaroğlu İsmail Bey, geçen yıl gerçekleşen Amasra seferinde Osmanlıların kendi üzerlerine geldiğini sanarak derhal savunma tertibatı almış, Karamanoğlu ve Uzun Hasan ile ittifak girişiminde bulunmuştu. Ancak Fatih'in durumu öğrenmesinin ardından İsmail Bey kendisinden özür dilediyse de Fatih, Candaroğlu'na güvenmemesi gerektiğini anlamıştı. Sultan Mehmet, Candaroğlu'na bir mektup yazarak Trabzon seferine çıktığını ve Osmanlı donanmasının Sinop limanında erzak alacağını, ayrıca Osmanlı ordusuna asker göndermesini istedi. Bu sırada Fatih Ankara'ya gelmişti. Candaroğlu İsmail en seçkin askerlerini Osmanlı ordusuna yolladı. Fatih Sultan Mehmet, veziri Mahmut Paşa'yı Sinop üzerine gönderdi. Mahmut Paşa Sinop'u kuşatma altına aldığında burada bulunan Osmanlı donanması da denizden şehri kuşattı. Kaçış yolu olmadığını anlayan İsmail teslim oldu. Candaroğlu Beyliğine son verildi. Fatih Sultan Mehmet keskin zekasını kullanarak kan dökmeden bu meseleyi halletti. Sultan Anadolu içlerine yürüyüşe devam etti. Uzun Hasan Trabzon Rum İmparatoruyla akrabalık ilişkileri kurduğundan burayı korumaya çalışıyordu. Fatih sefere çıkmıştı. Geri dönmeye niyeti yoktu. İlk olarak Uzun Hasan'ın daha önce Osmanlı topraklarından ele geçirdiği Koyulhisar'a geldi ve burayı yeniden Osmanlı topraklarına kattı. Gedik Ahmet Paşa da birkaç Akkoyunlu ordusuyla vuruştu ve onları geri atmayı başardı. Fatih, Uzun Hasan'ın Osmanlı üzerine geleceğini düşünerek bir müddet Erzincan'da bekledi. Uzun Hasan, Osmanlı seferini engellemek adına annesi Sara Hatun'un da içinde bulunduğu elçilik heyetini huzura yolladı. Fatih, Uzun Hasan'ın annesine büyük bir hürmet göstererek kendisi de Trabzon seferine devam etti. Sara Hatun, bizzat tanıdığı Sultan Mehmet'i çok sevmiş ve kendisine oğlum demişti. Osmanlı donanması Trabzon'u denizden kuşattı. Mahmut Paşa da Trabzon önlerine geldi. Fatih Trabzon'a gelene kadar top atışlarına devam edildi. Fatih Sultan Mehmet, İmparator David'in teslim olması için elçiler gönderdi. Şehrin ele geçeceğini anlayan David, bazı şartlar karşılığında şehri teslim etmeye razı oldu. Böylece Anadolu'daki tüm Karadeniz sahili Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmiş oldu. Fatih, Sara Ana'yı değerli hediyeler ile birlikte geri gönderdi. Fatih ise bu seferin ardından İstanbul'a geri döndü. Trabzon seferinden dönen Fatih Sultan Mehmet, Eflak'tan kötü haberler aldı. Zira 1448 yılına kadar Osmanlı Devleti içerisinde yaşayıp eğitim alan Vlad Dracul, 1459 yılından itibaren 2 yıllık vergisini ödemediği gibi halka zulüm de yaptığı haberleri geliyordu. Fatih, Nibolu Sancak Bey'i Hamza Bey'i Eflak'a gönderdi ve Vlad Dracul'un İstanbul'a huzura gitmesi için elçilik yapacaktı. Sultan Mehmet'in planına göre Dracul İstanbul'a geldiğinde esir alınacak ve Eflak'ın başına
kardeşi Radu geçirilecekti. Vlad bu haberi öğrendiğinde Hamza Bey ve elçilik heyetini öldürtüp kazıklara oturttu. Fatih, Mahmut Paşa'yı Eflak seferine memur ettiyse de Vlad, Mahmut Paşa'nın birliklerini bozmayı başardı. Fatih Sultan Mehmet bu haber üzerine 1462 yılında Eflak seferine çıktı. Vlad Dracul, Osmanlı ordusu karşısına çıkacak gücü kendisinde bulamadığından Osmanlı ordusu içerisine hastalık yaymaya çalıştı. Cüzdanlı, vebalı kişileri Osmanlı askeri kılığına sokarak ordunun içine sokmaya çalıştı. Eflak direniş göstermişti. Ancak soyluların birçoğu Vlad'ı terk ettiler. Osmanlı ordusu bozguncuları yenmeyi başardı. Fatih Targoviste'ye geldiği zaman gözlerine inanamadı. Vlad Dracul binlerce kişiyi yol boyunca kazığa oturtmuş, insanlara akıl almaz işkenceler yapmıştı. Eflak'ın başına Radu geçirildi. Vlad Dracul Macaristan'da yakalandı ve esir edildi. ...1462 yılı sefer mevsimi sonlanmadan Fatih Sultan Mehmet Mahmut Paşa'yı donanmanın başına geçirerek Midilli Adası'na sefer ilan etti. Mahmut Paşa denizden, Fatih ise karadan yürüdü. Mahmut Paşa donanma ile adayı kuşatırken Fatih Anadolu kıyısında hazır bekledi. Eylül aylarına kadar olan çarpışmalarda Midilli kaleleri düştü. Adaya Türk aileler yerleştirildi. Bu ailelerden birisi Yakup Ağa'ydı. İleride büyük donanma kaptanı olacak Barbaros Hayrettin Paşa'nın babasıdır. Fatih'in başarılı seferleri Avrupa'da göz korkutmaya devam ediyordu. Özellikle Midilli Adası seferinden sonra Venedikliler iyiden iyiye Fatih'e karşı cephe almıştı. Fatih casusları vasıtasıyla Venedik'in bu planlarını öğreniyordu. Henüz Osmanlı donanması Venedik donanması kadar kuvvetli olmadığından Fatih karada Venedik'e karşı cephe açmak istiyordu. Diğer taraftan da Macaristan, Sırbistan'ı Belgrad hariç Osmanlılara kaptırmış, şimdi gözünü Bosna'ya dikmişti. ...1463 yılında Fatih Sultan Mehmet herkesten önce Bosna'ya sefer ilan etti. Zira Bosna Kralı Stefan ile de Semendre meselesinden dolayı Fatih'in arası iyi değildi. Bosna Kralı yıllık ödemesi gereken parayı ve asker takviyesi göndermediği gibi Osmanlı hududunu aşıp bazı Osmanlı kalelerine saldırmış ve buradaki Müslümanlar üzerinde zulüm yapmıştı. Fatih Bosna'ya girdiğinde ilk olarak Bobovac Kalesi'ni fethetti. Civarın en büyük kalesinin düşmesinin ardından diğer çevre kalelerde teslim oldu. Sultan Mehmet Travnik'te bulunduğu sırada Kral Stefan'ın Yayçe'de olduğunu öğrendi. Mahmut Paşa komutasındaki 20 bin kişilik Osmanlı birliği Yayçe önünde Stefan'ın ordusunu bozdular ve Mahmut Paşa Stefan'ı alıp Fatih'in huzuruna getirmeyi başardı. Kral Stefan, Osmanlılara karşı olan tutumu sonunda idam edildi.
Fatih, Mahmud Paşa ve Akıncılar tüm Bosna'yı ele geçirmeyi başardılar. ...1454 yılından beri Osmanlı-Venedik barışı devam ediyordu. Hatta Osmanlılar İstanbul'da ilk devamlı elçi bulundurmasına izin vermişler ve Bartolomeo Marcello ilk Venedik elçisi olarak İstanbul'a yerleşmişti. Böylece Venedik, Osmanlı sularında rahatça ticaretine devam etti. Ancak Venedik, Osmanlıların son dönemdeki faaliyetlerinden oldukça rahatsız olmuşlar ve Mora'daki küçük yerleşkelerini kuvvetlendirmişlerdi. Diğer taraftan da savaş gemisi imal etmeye devam ettiler. Mora'da tamamen Osmanlı hakimiyeti var olsa da hala küçük yerleşim yerleri ve bazı kaleler Rumlar ve Venediklilerin yönetimindeydi. 1462 yılında Cristoforo Moro Venedik'in başına geçince Papa'nın da desteğiyle Osmanlılara savaş ilan etti. Turhanoğlu Ömer Bey, Mora'da bulunan Venedik yerleşkelerine akınlar tertip etti. ...1463 yılında resmen savaş başladı. Arnavutluk'ta İskender Bey ve Macaristan'da da Kral Matyas Osmanlılara savaş ilan etti. Doğu'da da Karamanoğulları ve Akkoyunlular Osmanlılara karşı Hristiyanlar ile birleşip bu ittifaka dahil oldular. Bundan başka irili ufaklı krallıklar da Hristiyan ittifakına dahil oldular. 20 kadar devlete karşı artık Fatih Sultan Mehmet tek başınaydı. Macar kralı Matyas Bosna'ya karşı harekete geçerken Venedik ise Mora yarımadasına donanma gönderdi. Venedikliler Mora'da Argos'u aldılar. Akıncı orduları Mora'daki Venedik ordusuna taarruz ettiler ve Venedik askerlerini bozguna uğratmayı başardılar. Mahmud Paşa ordusu ile Mora'ya geldi ve Argos'u geri aldı. Venedikliler başlattıkları savaşın ilk cephesinde Türklere yenildiler. 1466 yılında Fatih Sultan Mehmet, Arnavutluk meselesine el atmak zorunda kaldı. Zira Fatih'in gönderdiği birlikler İskender Bey karşısında başarı sağlayamıyordu. İskender Bey, arazi şartlarını çok iyi kullanan ve başarılı gerilla savaşı verebilen bir liderdi. Fatih, kuvvetleriyle Akçahisar'ı kuşatma altına aldı. Ancak arazi şartları savaşmak için elverişsizdi. Büyük toplar da getirilememişti. Fatih bu ilk seferinde Arnavutluk'a İlbasan Kalesi'ni inşa ettirdi ve buraya top dökümhanesi kurdurdu. Ertesi yıl Fatih Sultan Mehmet ikinci defa Arnavutluk seferine çıktı. Akçahisar yeniden kuşatıldı. Mahmud Paşa ve Akıncılar Arnavutluk'a dağıldılar. Akçahisar yine alınamadı. Ancak Osmanlı ordusu bu defa Arnavutluk kuvvetlerine büyük zarar verdi. Fatih yine geri döndü. Fatih Sultan Mehmet Macar saldırılarına karşı Bosna'ya hareket etmek üzere Sofya'ya geldi. Mora'dan dönen Mahmud Paşa ordugaha katıldığında Ege'den acil bir haber geldi. Venedikliler şimdi de Midilli adasını kuşatmıştı. Ordu İstanbul'a döndü ve Mahmud Paşa hızlı bir deniz harekatı başlattı.
Mahmut Paşa'nın üzerine geldiğini öğrenen Venedikliler kuşatmayı kaldırıp Eğriboz Adası'na geri döndüler. Eğriboz Adası'na gelen Venedikliler Osmanlı kontrolündeki Mora'ya saldırdılarsa da kısmi başarılar haricinde ciddi bir başarıya ulaşamamışlardı. Venedik, Osmanlılara karşı açtığı cephelerin hiçbirisinde başarılı olamadı. Savaşın 4. senesinde 1467 yılında Venedikliler bu ağır yükün altında ezilmiş ve Fatih'e bir barış elçisi göndermişlerdi. Gökçeada ve Limni'nin Venedik'e bırakılması karşılığında barış teklif ettiler. Fatih ise bu teklife sadece güldü ve elçilerini huzurdan kovdu. Venedikliler Fatih'ten red cevabı alınca Ege'de derhal yeni bir harekata başladılar. İki grup Limni ve Gökçeada'yı işgal etti. Bir donanma Enes Kalesi'ne saldırdı ve burada yağma yaptı. Diğer grup Anadolu'da Yeni Foça'ya saldırdı. Bu saldırılarda Venedikliler de büyük zayiatlar verdiler. Venedik donanması daha fazla bu sularda kalmadan Eğriboz'a geri çekildi. 1468 yılında 300 parçalık Osmanlı donanması Mahmut Paşa komutasında Ege seferine çıktı. Mahmut Paşa'nın Ege'de olduğunu öğrenen Venedik Eğriboz'a takviye yaptı. Mahmut Paşa kısa sürede Gökçeada ve Limni'yi tekrar Osmanlı topraklarına kattı. Buradan ilerleyen Osmanlı donanması Eğriboz Adası'nı kuşatma altına aldı. ...1470 yılında Eğriboz Adası denizden donanma ve karadan bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatma altına alındı. Adaya Osmanlı askeri çıkarıldı. Gemiler yan yana bağlanarak kara ile ada arasında köprü yapıldı. 12 Temmuz 1470 günü Osmanlı toplarına daha fazla dayanamayan Eğriboz Kalesi Osmanlı ordusuna teslim oldu. Eğriboz'un düşüşü Venedik'i çıkmaza götürdü. İki asırlık Venedik yönetimi adada son bulmuştu. Venedikliler Osmanlılar ile uğraşmanın acısını çok büyük kayıplarla ödediler. Venedik artık tüm umudunu Akkoyunlulara bağlamıştı. Eğer Uzun Hasan Osmanlılara ikinci bir Timur faciası yaşatabilirse, Macaristan, Arnavutluk, Venedik ve Papa'nın sağladığı Haçlı ordusu batıdan Osmanlıları vuracaktı. Venedik ve Akkoyunlu mektuplaşmaları son günlerde oldukça artmaya başladığı gibi, Karamanoğulları da Osmanlılara karşı harekata başladı. Karamanoğulları iç karışıklıklar yaşamaya başladı. Karamanoğlu İbrahim Bey'in oğlu Pir Ahmet, Fatih tarafından desteklendi. Pir Ahmet, Osmanlı desteğini alarak babası İbrahim Bey ve kardeşlerini buradan sürmeyi başardı. Pir Ahmet Bey'in kardeşi İshak Bey de Akkoyunlulardan yardım alarak Konya'ya girmeyi başarınca, Pir Ahmet yine Osmanlılara sığındı. Pir Ahmet Osmanlı askeriyle kardeşi İshak Bey'i yenmeyi başarınca İshak Bey yine Uzun Hasan'ın yanına kaçtı. Böylece Karaman toprakları Akkoyunlu ve Osmanlı mücadelesini başlattı. Pir Ahmet bir müddet sonra Osmanlılar üzerine saldırıya geçti ve Hamidilerine saldırdı. Fatih Akkoyunlular üzerine sefer yapmayı düşünüyordu. Ancak Karamanoğlu'nu sindirmeden bu seferin doğru olmadığı kanaatine vardı. Fatih Karaman topraklarına girerek
burasını Osmanlı sancağı haline getirdi. Ve Şehzade Mustafa'yı Konya'nın başına geçirdi. Pir Ahmet Bey Toroslar bölgesinde etkisini sürdürdüyse de Gedik Ahmet Paşa ve İshak Paşa buraya sefer düzenlediler. Paşalar bir bir Karaman kalelerini eline geçirdiler. Karaman topraklarının Osmanlı sınırlarına dahil olması Uzun Hasan'ı memnun etmedi. Ve Osmanlılar üzerine karşı harekata hazırlanmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Han, Karamanoğlu topraklarını aldıktan sonra Karaman beyleri, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a sığındılar ve Fatih'e karşı kendisini kışkırttılar. Uzun Hasan'ın veziri Bektaşoğlu Emir Ömer, 20 bin kişi ile Tokat'a saldırdı. Burada büyük tahrip yaptı. Bu baskının büyüklüğü dönemin vergi kayıtlarından günümüzde anlaşılmaktadır. Zira 1455 yılında yapılan vergi sayımına göre 1485 yılında yapılan sayımdan 3'te 2 nüfus azalması şehirde yaşanmıştı. Bektaş Ömer Tokat nüfusunun yarısından fazlasını katletmişti. Bektaş Ömer ordunun bir kısmıyla geri dönerken Uzun Hasan'ın yeğeni saldırıya devam etti. Sivas, Kayseri ve Karaman illerini tahrip ettiler. Gedik Ahmet Paşa Mirza'nın karşısına çıktıysa da başarı kazanamadı. Fatih, Osmanlı topraklarının yağmalanması ve masum insanların katliama uğramasına büyük bir öfke gösterdi. Ve Uzun Hasan'a yazdığı mektupta bizzat sefere çıkacağını ve Er Meydanı'na gelmesini bildirdi. Sultan II. Mehmet tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra Akkoyunlu seferine çıktı. Bu savaş Osmanlılar için 1402'de yaşanan Ankara Savaşı'ndan sonraki en önemli kader savaşlarından birisi olabilirdi. İki Türk devleti 11 Ağustos 1473 günü Otluk Belinde muharebeye başladılar. Osmanlı ordusundaki top ve tüfekler savaşın ilerlemesinde büyük pay sahibi oldu. Akkoyunlu ordusundaki süvariler ilk kez bu kadar yoğun top sesine maruz kaldığından ürkmüşlerdi. Fatih Sultan Mehmet, Otlukbeli Muharebesini kesin bir sonuçta kazandı. Uzun Hasan savaş esnasında ordugahını terk edip kaçmak zorunda kaldı. Osmanlılar buradan ilerleyerek Bayburt'u da aldıktan sonra bu seferi sonlandırdılar. ...1474 yılında Karaman valisi Şehzade Mustafa öldü. Ölümünden Mahmut Paşa sorumlu tutuldu. Günümüzde Mahmut Paşa'nın gerçekten suçlu olup olmadığı bilinmese de Fatih Sultan Mehmet 18 Temmuz 1474 günü Mahmut Paşa'yı idam ettirdi. Kırım Hanlığı ile Osmanlı Devleti arasında bazı yakınlaşmalar mevcuttu. Kırımlılar Osmanlılardan yardımlar görüyorlardı. Özellikle Cenevizlilere karşı Osmanlılar ile Kırımlılar müttefik durumdaydılar. Kırımlılar buradaki Ceneviz kolonilerine karşı savaş halindeydiler. 1466 yılında Hacı Giray'ın ölümünden sonra Kırım Hanlığı taht savaşlarına düşmüştü. Cenevizliler de Kırım yönetimine müdahale etmekten geri durmuyorlardı.
Fatih Sultan Mehmet 1475 yılında Gedik Ahmet Paşa'yı 300 parça donanma ve 40 bin asker ile Kırım seferine memur etti. Ahmet Paşa Kefe'yi kuşatma altına alınca Cenevizliler teslim oldular. Mengli Giray Kırım Hanlığı'nın başına geçirildi ve Osmanlı hakimiyetini kabul etti. Gedik Ahmet Paşa yarımada üzerindeki diğer Ceneviz kolonilerini yok etmeyi başardı. ...1455 yılından beri Boğdan Osmanlılara vergi öder bir durumda bulunuyordu. Boğdan Prensliğinin başında bulunan 3. Stefan Osmanlılara karşı hareket etmeye başladı. Özellikle Fatih Akkoyunlu seferinde bulunduğu dönemde evrak işlerine el uzattı. Ayrıca Macaristan'da esir olan Vlad Dracul da Stepan'a yardım ediyordu. Vlad Dracul Osmanlı askerlerince yakalanarak öldürüldü ve kesikbaşı İstanbul'a getirildi. Fatih Sultan Mehmet Stepan'a bir mektup gönderdi ve ödenmemiş vergileri istediyse de Stepan vergisini yine göndermeye razı olmadığı gibi Osmanlı birliklerini de yenmeyi başarınca Avrupa kralları ve Papa'nın da dikkatini çekmeyi başardı. Papa'dan İsa'nın pehlivanı unvanını da aldı. 1476 yılında Fatih Sultan Mehmet bizzat Boğdan seferine çıktı. Denizden Osmanlı donanması bu sefere destek verdi. Muharebeye girmeye cesaret edemeyen Stefan kaçmayı tercih etti. 26 Temmuz 1476 günü Fatih'in önderliğindeki Osmanlı ordusu Boğdan birliklerini yakaladı ve bozguna uğratmayı başardı. Boğdan Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Fatih Sultan Mehmet Han uzun yıllardır süren Arnavutluk meselesine tekrar önem vermeye başladı. Zira 1468 yılında ölen İskender Bey'in ardından ülkede düzen kurulamıyordu. Napoli ve Venedik ülkede söz sahibi olmak için çatışmalara girmişlerdi. 1478 yılında Sultan Mehmet 3. Arnavutluk seferine çıktı. İlk olarak kuşatma altındaki Akçahisar önlerine geldi. 1478 yılının Haziran ayında kale düştü. Fatih Sultan Mehmet İskodra kuşatmasına başlarken Leş şehri başta olmak üzere civardaki tüm kale ve şehirler Osmanlı ordusunca kuşatıldı. Leş şehri kısa sürede düştü. İskodra kuşatması sonuç vermeye başlamıştı. Artık sadece şehrin teslim olması bekleniyordu. Fatih şehrin daha fazla dayanamayacağını bildiğinden ordusunu burada bırakarak İstanbul'a döndü. Kısa süre sonra İskodra ve diğer Arnavutluk şehirleri Osmanlıların eline geçti. Arnavutluk'un da düşmesinin ardından Venedik Osmanlılar ile mücadele edemeyeceğini anladı ve İstanbul'a barış elçisi yolladı. Venedikliler ile Osmanlılar
25 Ocak 1479 günü barış antlaşması imzaladılar. Böylelikle Venedikliler ile 16 yıl süren savaş son buldu. Yeniden ticari ve elçilik anlaşmaları yürürlüğe girdi. Diğer taraftan 1480 yılında Osmanlı donanması yeniden Rodos adasını kuşatma altına aldı. Rodos kuşatması 89 gün süren çarpışmalar neticesinde sonuçsuz kaldı ve ada yeniden alınamadı. İstanbul'u fetheden Sultan II. Mehmed'in hayattaki en büyük ikinci hedefi ise Roma'yı alabilmekti. Uzun yıllar boyunca bunun planlarını yaptı. Ancak hayatı boyunca sıra hiçbir zaman bu sefere gelmedi. 1480 yılında 4 İtalyan devleti birbirleriyle savaşa tutuştular. İtalya'daki bu gelişmeleri yakından takip eden Fatih, Arnavutluk meselesinin de halledilmesini fırsat bilerek İtalya'ya sefer ilan etti. Gedik Ahmet Paşa büyük bir donanma ile İtalya seferine çıktı. İlk olarak Ahmet Paşa Avlonya kıyılarına gelerek burada istihbarat topladı. 26 Temmuz'da buradan hareket ederek 2 günde donanması ile İtalya kıyılarına ayak bastı. Osmanlı ordularının İtalya'ya ayak basması tüm Avrupa ve dünyada büyük bir yankı uyandırdı. İtalyan devletleri ise adeta dehşete düştüler. Ahmet Paşa Otranto Kalesi'ni kuşatma altına aldı. 11 Ağustos'ta burası fethedildi. Çevresindeki iki kale daha Osmanlı birliklerince alındı. Hemen ardından civardaki 3 kale daha fethedildi. Böylece Osmanlı ordusu İtalya kıyısında ciddi bir güç elde etti. Akıncı askerleri buralarda at koşturmaya başladılar. Gedik Ahmet Paşa bu fetihlerin ardından ertesi yıl daha büyük bir sefer yapabilmek için Avlonya kıyısına geri döndü. Osmanlı askerinin İtalya'ya ayak basması sonrası yaptığı fetihler efsanelere sebep oldu. Fatih'in 200 bin asker ve bir o kadar süvari ve top ile Avlonya'da olduğu dedikoduları dolaşmaya başladı. Papa bu dedikodulara inanıp Roma'yı terk etmeyi düşündüyse de bu düşünceden vazgeçirildi. Fatih Sultan Mehmet 1481 yılında nereye olduğu bilinmeyen bir sefer ilan etti. Gebze'de Hünkar Çayırı'nda büyük bir ordu toplandı. İtalyanlar kara kara düşünürken Fatih Sultan Mehmed'in ölüm haberi geldi. Büyük Türk Sultanı Fatih Sultan Mehmed 31 Mayıs 1481 günü 49 yaşında vefat etti. Fatih'in ölüm haberini duyan Hristiyanlar bayram etti. Kiliselerde günlerce çanlar çaldı. Fatih Sultan Mehmed'in oğlu 2. Bayezid İstanbul'a gelerek tahta çıktı. Sultan 2. Mehmed'in cenazesi kendi yaptırdığı Fatih Camii'ne defnedildi. Ölümü tüm Müslüman alemini sarstı. Büyük bir hüzün meydana geldi. Sultan Fatih 30 yıllık saltanatında büyük işler başardı. Vefat ettiğinde henüz 49 yaşındaydı. Çok daha büyük idealleri vardı. Büyük fetihler gerçekleştirdi. Büyük muharebeler kazandı. Surları aşılamaz denen İstanbul'u fethetti. 100 yıldır savaştığımız Sırbistan'ı aldı. Bosna'yı fethetti. Onun yaptığı fetih sayesinde bugün Bosna halen Müslüman bir kimlikte yaşamakta. Eflak'ı istisnasız devlete bağladı. Anadolu'daki son kalan Hristiyan devletlerini bitirdi. Trabzon'u fethetti. Mara'yı devletin topraklarına kattı. Kırım'ı devletinin himayesine aldı. Arnavutluğu fethetti.
onun fethettiği Arnavutluk bugün hala Müslümanların yaşadığı bir ülke. Ege Adalarını, Limnos'u, Midilli'yi, Gökçeada'yı, Eğribozu, Simadirek ve Taşoz'u fethetti. Doğudan gelebilecek yeni bir tehlikeyi bertaraf etti. Uzun Hasan'ı Otluk belinde ezici bir şekilde mağlup etti. İstanbul'u ihya etti ve Müslüman kimliği kazandırdı. Bilim ve sanata büyük önem verdi. Hurafelerden her zaman uzak durdu. 7 dil öğrendi. Düşmanlarının dahi sevgisini, saygısını kazandı. 16 yıl boyunca tek başına 22 devlet ile aynı anda savaştı ve düşmanlarına aman diletti. Kanunname-i Osmaniye'yi kurdu. İlme, ilim adamına büyük saygı gösterdi. Devletini mühendislik zekası ile donattı. Beylikler dönemine son verdi. Büyük Türk Hakanı Fatih Sultan Mehmet Han yaşasaydı, Roma ve Macaristan'a ve hatta Mısır'a yürüyecekti. Fatih'in torunları onun izinden yürümeye devam edecek. ...1481 yılında Sultan II. Mehmed'in ansızın vefat etmesi tahta kimin çıkacağı problemini de doğurmuştu. Şehzade Mehmet henüz Fatih Sultan Mehmed'in sağlığında vefat ederken, Amasya'da Sancakbeyi olarak bulunan büyük oğlu Bayezid 27 yıldır burada vazifesini ifa etmekteydi. Diğer tarafta ise Şehzade Cem, abisi Mehmed'in vefatından sonra Konya'ya Sancakbey olarak tayin edilmişti. Fatih Sultan Mehmet yazdırdığı kanunnamede, eğer gerekli görülürse taht savaşı yaşanmaması için karındaşını katletmek serbesttir maddesine göre iki şehzadeden birisi muhtemelen boğdurulacaktı. Çünkü iki şehzade de sultan olacak şekilde çok iyi eğitim almışlardı. Sultan Mehmed'in ölüm haberi iki şehzadeye gönderilmişti. Fakat söylentilere göre Cem'e giden haberciyi yolda yakalayıp alıkoymuşlardı. Bu sebepten haber Cem'e geç ulaştı. Bu sırada İstanbul'da da bazı olaylar vuku bulmuştu. Vezir-i Azam Karamanlı Mehmet Paşa, Şehzade Cem taraftarıydı ve bu yüzden Fatih'in ölüm haberini gizlemeye çalışınca Yeniçeriler ayaklanıp kendisini öldürdüler. Ve Bayezid'in büyük oğlu Korkut'u babasına vekaleten İstanbul'da tahta çıkardılar. Şehzade Bayezid haberi alır almaz yola revan olmuş ve 22 Mayıs 1481 günü oğlu Korkut'tan tahtı devralıp 8. Osmanlı padişahı olarak tahtına oturmuştu. Sultan II. Bayezid'in İstanbul'a gelmesiyle beraber Büyük Kartal Fatih Sultan Mehmet kendi yaptırdığı Fatih Camii'ne defnedildi. Diğer taraftan Gedik Ahmet Paşa, Otranto'dan acilen İstanbul'a geri çağrıldı. Osmanlı tarihinde sultan ünvanını erkekler de kadınlar da kullanırdı. Erkekler sultan ünvanını kullanırken sultan kelimesi isimden önce söylenirdi. Bir kadına sultan denecekse isimden sonra sultan ünvanı eklenirdi. Bu yüzden de Cem Sultan değil, Sultan Cem denmesi gerekmektedir. Tarihte kendisini küçük görenler tarafından uydurulmuş bir ünvandır. Şehzade Cem, abisi Bayezid'in saltanatını kabul etmedi. 4000 askeriyle birlikte Bursa üzerine hareket etti. Cem'in hareketinden haberdar olan Bayezid, Ayas Paşa'yı üzerine gönderdi.
İnegöl'de gerçekleşen çarpışmada Ayas Paşa yenildi. Cem Bursa'ya girerek kendi adına hutbe okuttu. Hemen abisi Bayezid'e mektup yazarak devleti Rumeli ve Anadolu'da ikiye bölmeyi teklif etti. Bayezid, Cem'in Bursa'ya girmesi üzerine ordusunu toplayıp yürüyüşe geçti. İki kardeş Yenişehir Ovası'nda meydan muharebesine giriştiler. Cem'in birlikleri yenildi ve Cem kaçmaya muvaffak oldu. Gedik Ahmet Paşa kendisini takip ediyordu. Bu yüzden Konya'da barınamayarak Memlük Sultanı'na sığınmak üzere sınırı geçerek Kahire'ye yöneldi. Sultan Cem 8 ay kadar Kahire'de ikamet etti. Bir dönem haç vazifesini dahi yerine getirdi ve burada taht mücadelesine girişmekten vazgeçtiyse de yine Kahire'ye geldiğinde tahtta hak sahibi olduğu hatırlatıldı ve bir miktar para ve asker ile Anadolu'ya geçti. Diğer taraftan İtalya'da Napoli Kralı Ferrante ordu toplayıp Otranto üzerine yürüyüşe geçti. Otranto Sancakbeyi ile görüşme yaptı ve kaledeki 8000 askerin savaş gerçekleşmeden çıkıp gitmesine razı oldu. Böylece 13 aylık İtalya'daki Osmanlı varlığı son bulmuş oldu. Şehzade Cem öncelikle Konya'ya geldiyse de eski sancağında kendisine yüz çevirdiler. Cem buradan Ankara üzerine ilerledi. Bayezid yıllık 1 milyon akçe karşılığında Kudüs'te ikamet etmesini istedi. Ancak Cem bunu kabul etmedi. Ankara'da da istediğini alamayınca Kahire'ye dönmek üzere Rodos adasına doğru yöneldi. Geri dönme imkanı yoktu. Her yerde Osmanlı askeri Cem'i arıyordu. Şövalyeler Cem'i Mısır'a götürmek konusunda söz verdilerse de bu ahdlerini bozup şehzadeyi esir ettiler. Hem Bayezid hem de Mısır Sultanı şehzadeyi kurtarmak için büyük çaba göstermişse de Rodoslu şövalyeler Cem'i Fransızlara teslim etme konusunda anlaştılar. 34 gün gemi yolculuğu yapan Şehzade Cem Nice şehrine geldi. Ve 6 yıl 4 ay sürecek ilk esareti başlamış oldu. Böylelikle Osmanlı iç meselesi uluslararası bir boyuta taşındı. Sultan II. Bayezid Şehzade Cem yüzünden Avrupa'ya sefer yapmakta sorunlar yaşadı. Zira Avrupalılar için Cem, Osmanlılara karşı kullanılabilecek bir tehditti artık. Eski dönemlerde Doğu Roma'nın yaptığını, şimdi Papa gerçekleştiriyor ve Avrupa devletlerini ve hatta İtalya'yı bu şekilde Osmanlı gücünden koruyordu. İkinci Bayezid, 1483 tarihinde yine de Avrupa ülkelerinin gözünü korkutmak maksadıyla bir sefer ilan etti. Bizzat ordusunun başında Edirne, Filipe, Sofya üzerinden Belgrad yakınlarına kadar geldi. Buradaki tüm kaleleri onarttığı gibi teçhizat sayılarını ve askerleri artırdı. Bu ilk iç seferde Bayezid düşman topraklarına girmeden İstanbul'a geri döndü. Osmanlı Devleti'nin iç karışıklığından faydalanmak isteyen ve Fatih döneminde tekrar Boğda'nın başına geçirilen Stefan, Tuna üzerindeki Osmanlı donanmasına zarar verdi ve Bulgaristan topraklarına girerek yağma yapmaya kalkıştı.
Bu sebepten 2. Bayezid ve Kırım Hanı Mengdegiray 1484 yılında Boğdan üzerine sefer gerçekleştirdiler. Bu sefer neticesinde Stefan daha sıkı bir tabiyete alınırken Kırım ve Osmanlı toprakları arasında bulunan Akkerman ve Kili kalelerine Osmanlı ve Kırım güçleri saldırı gerçekleştirdi. Akkerman Kalesi zorlu bir noktada bulunuyor ve daha önce Osmanlılar tarafından 3 defa kuşatılmasına rağmen alınamamıştı. Bu defa bu iki kale düştü ve Kırım ile Osmanlı karadan birbirine bağlanırken Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. ...1485 yılının en önemli olayı ise tarihte ilk defa Osmanlı ve Memlüklerin çatışmalara başlaması olmuştur. Daha önceki tarihlerde Anadolu beylikleri ve özellikle Karaman toprakları yüzünden Memlükler ile Osmanlılar karşı karşıya geldilerse de aralarında bir savaş gerçekleşmemişti. Zira Memlükler Osmanlıları küffar üzerine cihat eden bir devlet olarak gördüklerinden desteklerini gizlemiyorlardı. İlk olaylar hacıların hac yolunda Arap Bedeviler tarafından saldırıya uğraması ve hac yolundaki su kuyuları probleminden iki devlet mektuplaşmaya başladılar. Osmanlılar hacıların güvenliğinin sağlanmadığını söylüyor ve bu yollara Osmanlı askeri göndermek istediğini iletiyorlardı. Tabii Memlükler de bunu kabul etmediği gibi son bir pürüz daha yaşandı. Güney Hindistan Sultanı Mahmud Şah'ın Bayezid'e yolladığı hediyelere Mısır bir müddet el koydu ve uzun bir süre geçişe izin vermedi. Bunun da yaşanması savaşın ilk kıvılcımlarını tetikledi. Karagöz Mehmet Paşa, Memlüklere tabi olan Ramazanoğlu topraklarına girdi ve Tarsus'u ele geçirerek Akdeniz'e kadar indi. Ramazanoğlu Mahmud Bey de İstanbul'a gelerek Osmanlılara tabi olduğunu dile getirince Memlükler olaya müdahale etti. Memlük askerleri Osmanlı Devleti'ne bağlı Dulkadir topraklarına hücum ettiler. Kayseri Sancak Bey Yakup Bey buradan Memlük askerini çıkardığı gibi Memlüklere bağlı Malatya önüne geldi. Güçlü bir komutan olan Özbek Bey Malatya önünde Yakup Bey'in birliklerini bozarak geri atmayı başardı. Buradan Çukurova'ya gelerek Tarsus'a girmiş olan Osmanlı birliklerini de şehirden çıkarmayı başardı. Savaş 1486 yılında da devam etti ve Herşekzade Ahmet Paşa Anadolu Beylerbeyi unvanıyla yeniden Çukurova'ya girince burada bulunan Özbek Bey'in ordusuna mağlup oldu ve esir düştü. Kahire'ye götürülen Ahmet Paşa Sultan Kayıt Bey'in huzuruna çıkarıldı. Kayıt Bey bu harbin gerçekleşmemesini istedi ve iki devletin de savaştan önceki sınırlarına geri dönmesini istediğini bildirerek kendisini serbest bırakarak sulh için aracılık etmesini istedi ve İstanbul'a geri gönderdi. Osmanlı Devleti, Cihan Devleti olma yolunda ilerlerken arkasında Memlük gibi güçlü bir devlete karşı boyun eğmiş görünmek istemediğinden harbe devam kararı aldı. 1487 yılında Osmanlılar yine Tarsus'u ele geçirmeye muvaffak oldular. 1488 yılında Papa, Şehzade Cem'in bizzat Roma'ya getirilmesini ve esaret hayatına burada devam etmesini istedi. Toulon limanından gemiye bindirilen Şehzade Cem Roma'ya getirildi.
Papa kendisinin Hristiyan olması için büyük uğraşlar verdi. Hristiyan olması karşılığında emrine verilen orduyla Osmanlı Sultanı ilan edilebileceğini hatırlattı. Tüm bunlara rağmen Cem Sultan dinini asla değiştirmedi ve Papa'ya hiçbir taviz vermedi. Diğer taraftan Osmanlılar Adana dahil bütün Çukurova'yı ele geçirmeyi başarınca Özbek Bey yeni bir askeri harekat başlattı. Ali Paşa'nın kuvvetlerini yendiği gibi Adana'yı da kuşatma altına aldı. 7 ay dayanan Adana şehri Memlüklere teslim oldu. Buradan ilerleyişini sürdüren Özbek Bey Osmanlı toprağı olan Kayseri'yi kuşatma altına aldı. Şehri kurtarmak adına yola çıkan Ahmet Paşa ikinci defa Özbek Bey'e yenilip esir düştü ve bir kez daha Kahire'ye gönderildi. Mısır Sultanı Kayit Bay bu defa Ahmet Paşa'ya sert davrandı. Ancak Bayezid'in damadı olduğu için daha ileriye gitmedi. Sultan II. Bayezid tüm bu yaşananlar karşısında bir hayli öfkelendi ve büyük bir ordunun Mısır seferine hazırlanmasını istedi. Bayezid Osmanlı tarihinde ilk defa Memlüklere karşı sefer ilan etti. Diğer taraftan Kayit Bay ise bu savaşın gerçekleşmesini istemiyordu. En son 1473 yılında Akkoyunluların başına geleni görüyor ve Bayezid'den çekiniyordu. Osmanlı Devleti tarihinde Timur'dan başka hiçbir Türk'e mağlup olmamıştı. Sultan Kayit Bay gururunu da ön planda tutarak Tunus Hafsi Sultanı 3. Yahya'ya müracaat ederek bu savaşa engel olmasını istedi. Bayezid tam sefere çıkacağı bu dönemde Tunus Sultanı'nın mektubu karşısında tevazu gösterdi ve 3. Yahya'nın hakemlik yapmasını uygun buldu. İki devlet savaş başlamadan önceki sınırlarına geri döndüler ve Bayezid Şehzade Cem'in kızı Gevher Melik Sultan'ı Kayit Bey ile evlendirdi. Şimdilik Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında savaş yaşanmasa da artık ilk savaş çağrıları bir defa yapılmıştı. Zira Osmanlı Devleti İslam'ın en büyük devletiydi. Ancak Memlükler bu savaşların çoğundan galip ayrılmışlardı. Osmanlı Devleti cihan devleti olmak istiyorsa sınırlarını Anadolu'nun da ilerisine taşıması gerektiğini anlamıştı. İslam aleminin en sancılı yıllarıydı. Endülüs'te kalan son Müslümanlar buradaki varlığını korumaya çalışıyorlardı. İspanyollar tarihte hiç görülmemiş bir zulüm gerçekleştiriyorlardı. İberya Yarımadası'nda kalan son şehir Granada, 2 milyon nüfusuyla buradaki varlığını sürdürüyordu. Müslümanlar görüldüğü yerde öldürülüyordu. Göç etmelerine dahi izin verilmiyor, Fas'a, Cezayir'e geçmeye çalışanların gemileri batırılıyordu. Birçok Müslüman dininden dolayı diri diri yakılmıştı. Yeryüzünün en büyük vahşetini İspanyollar gerçekleştirdi. İspanya'daki Müslümanlar Sultan II. Bayezid'e elçiler göndermişler, durumu anlatmışlardı. II. Bayezid büyük bir keder yaşadı. Günlerce duyduklarının etkisinden kurtulamadı. Derhal donanmayı Hümayun'a emir verdi. Ünlü Türk denizcisi Kemal Reis'i buradaki Müslümanların imdadına yardıma gönderdi. ...1487 yılında Osmanlı Devleti resmen İspanyollara savaş ilan etti. Türkler ile İspanyolların asırlarca sürdüreceği savaş böylelikle başlamış oldu. Kemal Reis, Cerbe, Malta, Sicilya, Sardunya, Korsika ve Balear adalarını şiddetle vurdu.
İspanya sularına gelen Türk donanması bütün İspanya sahillerini Cebeli Tarık Boğazı'na kadar ağır bir top atışına tuttu. Aynı noktadan dönerek İspanya sahillerini yine tüm gücüyle top atışına tuttu. Kemal Reis, İspanyollar ile iş tutan Hafsi Sultanlığı'na gözdağı vermek için gemilerini Tunus önlerine sürdü. 1492 yılında Granada düştü. Şehirde hiç görülmemiş türden katliam gerçekleşti. Sultan 11. Muhammed Fas'a kaçtı. 1000'lerce Müslüman Arap İspanya sahillerine hücum etti. Osmanlı donanması elinden geldiğince arkadan gelen düşmanı top atışına tutarak sahile yaklaştırmadı. Granada'nın düşüşüyle yüz binlerce Müslüman diri diri ateşlerde yakıldı. Türk donanması İspanyol denizinde mümkün oldukça Müslümanları Fas ve Cezayir'e taşıdı. Mart 1492 günü Sultan II. Bayezid Belgrad'a sefer ilan etti. Bayezid orduyu Hümayun ile Edirne üzerinden Rumeli topraklarına yürüdü. Sofya'ya gelen Osmanlı ordusu burada ikiye bölündü. Süleyman Paşa Belgrad üzerine yürürken 2. Bayezid Arnavutluk'a doğru geldi. Burada bir Şii fedai tarafından kendisine suikast girişimi olduysa da sonuçsuz kaldı. Bayezid, babası Fatih döneminde fethedilen Arnavutluk'ta birkaç direniş gösteren kaleyi ele geçirdi ve Arnavutluk halkını da daha sıkı bir şekilde Osmanlı Devleti'ne bağladı. Belgrad kuşatmasını sürdüren Süleyman Paşa şehri ele geçiremedi. Bu şehir 2. Murad ve Fatih dönemlerinde kuşatılmış ancak başarı sağlanamamıştı. Diğer taraftan Bosna Sancak Bey Yakup Paşa 8000 akıncı ile birlikte Avusturya topraklarına kadar ilerleyerek bu topraklarda at koşturmuştu. Dönüşte karşısına 40.000 kişilik düzenli bir Macar ordusu çıktı. Akıncı askerlerinin hızlı taarruzu netice verdi ve kendilerinden 5 kat kuvvetli düşmanı mağlup etmeyi başardılar. Binlerce esir alarak Osmanlı topraklarına geri döndüler. Bu başarı karşısında Yakup Paşa Rumeli Beylerbeyliğine atandı. 1495 yılında Şehzade Cem'in ölüm haberi geldi. Şehzade Cem'in talihsiz bir hayatı oldu. Sürekli kaçak ve esir hayatı yaşadı. Tekrar Fransa'ya götürülecekken yolda vefat etti. Tarihçiler Papa'nın kendisini zehirlettiği üzerinde durmaktadırlar. 1498 yılında Osmanlı-Lehistan Savaşı patlak verdi. Lehistan, Osmanlı Devleti'ne bağlı Boğdan içlerine saldırma cüretinde bulununca payitaht Rumeli ordularını derhal sefere memur etti. Silistre Sancak Bey'i 40.000 akıncıyı alarak hududu geçti. Bu denli büyük bir akın tertibi Osmanlı tarihinde ilk defa görülmüştü. Şimdiye dek 40.000 akıncı askeri hiçbir arada sefere çıkmamıştı. 1498 yılının bahar ve sonbahar aylarında Lehistan topraklarına iki kez akın yapıldı. Özellikle birinci akında Yaroslav, Lviv, Lublin, Radom ve Varşova şehirleri Osmanlı akıncılarının saldırılarına maruz kaldı.
Bu akınlar neticesinde yüklü ganimetler ele geçirilirken Yaroslav şehri Osmanlı idaresine geçti. Osmanlı askeri ilk defa bu kadar kuzeye gitmişti. Hiçbir akıncı birliği bu kadar uzak noktalara akın düzenlememişti. Baltık Denizi'ne 220 kilometre kadar yaklaşıldı. Lehistan ve Litvanya'nın Osmanlı karşısında bu kadar aciz kalması Avrupa devletlerini korkuttu. Bu sebepten Venedik ve Macaristan Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Venedik ve Macaristan'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesi akıncıları Adriyatik kıyılarına yöneltti. İskender Paşa kontrolündeki Osmanlı atlıları Adriyatik kıyılarından ilerledi. 20 bin akıncı Venedik şehri yakınlarına kadar geldi. İtalya ve Cermen İmparatorluğu'nda büyük bir panik başladı. Özellikle Venedik şehrinin Osmanlılar tarafından kuşatılmasından korktular. Venedik'in önünden sonra Roma geliyordu. Papa yeni bir Attila'dan korkuyordu. Bu sefer de tam 130 Venedik yerleşkesi Türk atlılarının saldırısına maruz kaldı. Bu suretle Kutsal Roma, Papalık ve Rodos'ta resmen Osmanlılara savaş ilan etti. Diğer taraftan İspanya ile harp çoktan başlamıştı. Osmanlı Devleti'nin karşısında şimdi bütün Avrupa vardı. Kemal Reis, Rodos donanması ile deniz savaşına tutuştu. Kemal Reis bu seferinde yanında ünlü denizci Viri Reis'i de götürüyor ve denizciliği kendisine öğretiyordu. Kemal Reis, Rodos donanmasını neredeyse tamamen yaktı. Bu suretle Rodos donanması etkisiz kaldı. Diğer taraftan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bir iç mesele yüzünden darbe aldı. Swabia Savaşı'nda İsviçre 1. Maximilian'ı yendi ve 1499 yılında bağımsızlığını ilan etti. 2. Bayezid, Şehzade Cem'in vefatının ardından Avrupa'ya karşı daha rahat hareket etmeye başlamıştı. Fatih devrinde olduğu gibi yine oğlu 2. Bayezid de tüm Avrupa'ya kafa tutuyordu. Bayezid, rota şaşırtmak için Osmanlı donanmasını Kıbrıs adasına gönderdiğini duyurdu. Bayezid de 4. seferini ilan etti. Sultan 2. Bayezid ordusu ile Vardar Yenicesi'ne geldi. Küçük Davut Paşa'yı İnebahtı üzerine sefere memur etti. Diğer taraftan 200 parça Venedik donanması Osmanlı'yı Venedik limanlarından uzak tutmak amacıyla Modon'a yolladı. Osmanlı donanması Kemal Reis önderliğinde Venedik donanmasını karşıladı. Spinoza Deniz Savaşı olarak tarihe geçecek muharebe başladı. Savaş devam ederken Barak Reis gemisini Venedikli amirallerin bulunduğu bölgeye soktu. Ve barut deposunu infilak ettirdi. Kendisi ve Levetleri şehit oldu. Ancak Venedik donanmasına büyük bir hasar verdi. Bu patlamanın ardından Kemal Reis son bir hücum emri verdi. Osmanlı donanması Venedik donanmasını yakmayı başardı. Böylelikle Osmanlılar ilk açık deniz savaşını kazandılar. Bu deniz savaşının ardından İnebahtı'da
fethedildi. İkinci Bayezid Edirne'de birkaç ay dinlendikten sonra 7 Nisan 1500 tarihinde 5. seferine çıktı. Ordusu ile bizzat Mora Yarımadası'na ilerledi. Sultan II. Bayezid Mora Yarımadası'ndaki Modon'u kuşatma altına aldı. Venedik'in Mora Yarımadası'nda Modon'dan başka Navarin, Milona, Fenar, Koron, kale ve üsleri vardı. Bunlar Fatih Sultan Mehmet döneminde Venedik barışından kalan son bölgelerdi. Ve bu yüzden Fatih'e haraç ödemek zorunda kalmışlardı. Şimdi Fatih'in oğlu 2. Bayezid buradaki son Venedik varlığının da üstüne gitti. Kemal Reis denizden yarım adayı kontrol altına almış, Venedik gemisi yaklaştırmıyordu. 10 Ağustos 1500 günü padişahın komuta ettiği Modon'u düşürdü. Hemen ardından diğer kale ve üsler de Osmanlıların eline geçti. Böylelikle Venedik'in Mora'da hiçbir varlığı kalmadı. Son olarak da Arnavutluk'ta Draç'taki Venedik üssü de alındı. Venedikliler karada ve denizde Osmanlılara yenildiler. Bu sırada Fransa donanması Venedik'e destek vermek amacıyla donanmasını Osmanlı üzerine yolladı. Fransız askerleri Midilli adasına çıkarma yaptılar. İkinci Bayezid büyük oğlu Şehzade Korkut'a mektup gönderdi ve Midilli'ye yardım etmesini istedi. Şehzade Korkut askerleriyle adaya hareket ederken Çanakkale'den de başka bir Osmanlı donanması harekete geçince Fransızlar Korkut'tan kuşatmayı bırakıp kaçtılar. Fransız donanması geriye dönerken fırtınaya yakalandı ve 10.000 kişiden sadece 400-500 kişi sağ kurtulabildi. 1502 yılında Osmanlı Devleti ile baş edemeyeceğini anlayan Venedik barış istedi ve elçilerini İstanbul'a gönderdi. 31 maddelik İstanbul Anlaşması imzalandı. Venedik Osmanlı Devleti'nin yaptığı tüm fetihleri tanırken sadece Kefalonya adası Venedik'e bırakıldı. Batıda Osmanlı Devleti Hristiyan devletleri 10 yıl içerisinde dize getirirken, devletin doğusunda Osmanlıların en büyük düşmanı olacak Safevi Devleti kuruluyordu. Şah İsmail Tebriz'i ele geçirerek Safevi Devleti'ni ilan etti. İlerleyen yıllarda Şah İsmail, Akkoyunlu ve diğer Türk devletleriyle büyük savaşlar verecek, ancak onu dize getirecek en büyük hükümdar da Trabzon'da, sancakta tahta geçmek için gün saymaya başlayacaktı.